Günaydın. Bugün 24 Aralık Perşembe. İyi sabahlar. Ondan 12'ye başlıyor saatlerimiz. 9.30'u gösteriyor. Ben böyle açılışta maskemi takıyorum, evet, ama konuklarım da takıyorlardı. Birazdan yavaş yavaş çıkartacaklar. Çayı içemeyeceğiz. Bugün stüdyomuzda ben kendimi dışında tutuyorum. Bir Galatasaraylı ve bir Fenerbahçeli. Futbol muhabbetine başladık bile jenerik dönmeden, ama sevgili Kutay Karaca hocam bizimle birlikte. Günaydın hocam. Epeydir istiyorduk daha konuk etmeyi. Çok teşekkür ediyoruz ve sevgili Murat Saman yine bizi kırmadı. Bir Para Piyasaları Kurulu günü yine bizimle birlikte. Çok teşekkürler Murat. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında gündemde çok sıcak bir şey yok. Bu sabah bir aşı geldi mi heyecanı yaşadık, ama galiba çok öyle bir durum yok. Bengi Hoca'ya bağlanacağız, kardiyoloji uzmanı sevgili Bengi Başar Hocamıza. Bu mutasyonu biz yaşamış mıydık diye acaba onun attığı bir tweetten hareketle bir şeyler soracağız. Merkez Bankası kararı. Suriye, Irak, oralarda ne oluyor? Bir süredir takip etmiyoruz ama Trump'ın da İran'a bir şeyler yapmaya hazırlandığına dair haberler var. Son bölümde de birazcık siyaset, hukuk, ama önce virüs haberleriyle başlayalım. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 259 hasta hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 18.861'e çıktı. Son 24 saatte 19.650 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2.082.610'a yükseldi. Son 24 saatte 3.192 yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 3.192 yeni hasta tespit edildi. 34.492 hasta virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen sayısı 1.901.307 oldu. Ağır hasta sayısı 4.901'e düştü. Hastalarda zatüre oranı ise %4,1. Son 24 saatte 202.209 kişiye test yapıldı. Toplam test sayısı ise 23.030.162'ye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük korona tablosuna ilişkin Twitter'dan şu açıklamayı yaptı. Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumlu azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse, tedbir oraya odaklanmalı. Avrupa Komisyonu COVID-19 salgınının ne kadar süreceğiyle ilgili açıklama yaptı. Komisyon, koronavirüsün 2021 yılının sonuna kadar kontrol altına alınabileceğini duyurdu. Açıklamada virüsün kontrol altına alınmasının aşılanma hızına bağlı olduğu belirtildi. Komisyon, Pfizer-BioNTech aşısının kullanım onayını tasdik etmiş ve dağıtımına izin vermişti. Yılbaşı için insanlar tatil gibi plan yapıyorlar. Pandemi nedeniyle yılbaşında Türkiye eve kapanacak. Ancak kutlama yapmak için plan yapanlar da yok değil. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan 4 günlük kısıtlamayı hatırlattı. Kurallara uymazsak ölümler artar dedi. Eğer yılbaşını tatil gibi görüp bir araya gelmekten çekinmezsek, yılbaşından hemen ertesinde 10 güne kadar yine hasta ve vaka sayımızda artış, sonrasında yine ara hasta sayısında artış ve sonrasında yine vefat sayısında artışla karşılaşabiliriz. Salgını önlemek için dünya kırmızı alarm verdi. Koronavirüs aşısı için düğmeye basıldı. Aşı bulunur bulunmaz birçok ülke sipariş verdi. O ülkelerden biri de Türkiye. 50 milyon doz Çin aşısı sipariş edildi. Aşıların önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. 2 haftalık testlerin ardından uygulamasına başlanacak. Hükümet bu aşılar için önemli bir karar aldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle koronavirüs aşılarında KDV oranı %1 olarak belirlendi. KDV uygulaması 2021 yılının sonuna kadar geçerli olacak. Çin aşısı dışındaki koronavirüs aşıları ücretli olacak. Bu aşılar eczanelerden temin edilebilecek. Karşı karşıya geldiler, davalık oldular. Yıldızları bir türlü barışmadı. Ünlü isim eski defterleri kapattı, bir dönem kanlı bıçaklı olduğu Orhan Kural'a hakkını helal etti. Yıllardır bunun mücadelesini veriyorum.
Komedyen Cem Yılmaz da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 70 yaşındaki Profesör Doktor Orhan Kural'ın yaşadığı tartışma uzun süre konuşulmuştu. 2 saat güleceğiz, öleceğiz, sonra devamlı güleceğiz oğlum. Profesör Kural, ünlü komedyenin sosyal medya hesabından kendisine hedef alan paylaşımlar yaptığını ileri sürmüş, 10 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ancak dava reddedilmişti. Cem Yılmaz, Orhan Kural'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, başsağlığı diledi. Şimdi siz korkuyorsunuz değil mi? Çünkü bu virüs... Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın. Sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Biz de sevgiyle, rahmetle analım. Orhan Hoca zor bir insandı hakikaten. Hani akademisyen olarak nasıldı hocam? Sizin en son İstanbul Aydın Üniversitesi'nde evet, beraber çalışmış. Evet, bizim İstanbul Aydın Üniversitesi'nin öğretim üyesiydi. Allah rahmet eylesin. Hani çok değişik bir kişiydi evet. Orhan Hoca. Ama işte sana da anlattım bir parça gelmeden beri. Ocak ayında enstitüye geldi. Ben enstitü müdürüyüm. Tanışmak için. İlk sorusu sigara içiyor musun çok, oldu. O konuda çok... sigara içmediğimi söyleyince de çok mutlu oldu. Doğru. Acayip dedi. İşte çocukları sordu. Çocuk var mı? Sigara içiyor mu? Hanım içiyor mu dedi. İçiyoruz dedik. Eyvah. O aradaki konuşmaları söylemeyeyim. Ama gerçekten çok önemli bir şahsiyet, önemli bir kişilik. Bu koronadan çok değerli insanları kaybettik. Başta sağlıkçılarımız olmak üzere ama işte Hasan Onat Hoca benim Türkiye'de gördüğüm en önemli din bilimcilerinden biriydi, teologlardan biriydi. Onu çok genç yaşta kaybettik. Orhan Hoca'yı zamansız kaybettik. Yani çok daha katkı olabilirdi. O yüzden herhalde bu maske, hijyen ve mesafe noktasına çok ihtiyacımız var. Hala ihtiyacımız var. Bir de şimdi haberlerde de verdiniz. Şunu bilmeleri gerekiyor halkımızın. Aşı kurtulduğumuz anlamı taşımıyor. Çünkü işte Murat Bey'le de kuliste konuşurken dedi ki ben hep grip aşısı oluyorum. Ben de oluyorum. Ama ben grip aşısı olduğum zaman da grip olabiliyorum. Öyle mi? Evet. Tabii yani grip aşısı çünkü... Hafif geçiriyorsunuz, yatırmıyor. Evet. Öldürücülüğü çünkü grip hazır. Dünyada en çok öldüren hastalıklardan biri biliyorsunuz. Hala inanılmaz ama... hala öyle. Grip dünyada en çok öldüren hastalıklardan biri. İşte ölmüyorsunuz, işte baş ağrınız oluyor, bir günde kalkıyorsunuz, yatmıyorsunuz. Aşının ne etkisi var? Ama aşı bulaşmayı engelleyecek bir şey değil. Yani biz belki de daha 2 yıl daha, 3 yıl daha bu maskelere tabii mecbur kalacağız. Yani bilmiyorum. O yüzden hani böyle bir haber çıkmıştı hatırlarsınız. Aşıdan ziyade bunun bir ilacı bulunduğu noktasında hatta yine bir Türk profesör tarafından. Doğru. Bence bu aşıdan daha kıymetli açıkça söyleyeyim sevgili ağa. Yani ilacının bulunması aşıdan daha önemli bir haber bence. Çünkü daha çok insana ulaşabilecek herhalde. Tabii şimdi yani olacak, evet, daha yaygın yani... olacak. Aşıları nasıl yaptıracağımızı bile kara kara düşünüyoruz ama ekonomi o ilk aşının çıktığı dönemdeki global rahatlama devam ediyor mu Murat dünya piyasalarında? Biraz da yıl yani... sonu hali, Noel yıl sonu havası. Piyasalar zaten şeye geçti galiba. Ya, Amerika'daki şey paketine bakıyor. Aynen şey. Destek paketine. Piyasalar biraz ayrı yani çok ayrıştı ekonomiyle. Dünyada. Mi? Yani piyasalar şunu fiyatlıyor. Yani evet aşıların bir yerde etkisi olacak. Geleceğe fiyatlıyor piyasalar. Ama ekonominin durumu pek parlak değil. Yani sadece bizde değil bütün dünyada çok zor bir ilk çeyrek bekliyorum. Tüm dünyada. Çünkü kapanmalar ciddi bir şekilde devam ediyor. İşte bazı ülkeler işte daha da sıkılaştırdı. Almanya mesela çok önemli bir 20 gün bir kapanmaya giriyor. İşte Fransa, İngiltere. Yani bütün ülkeler, yani biz bu durumdayız şu anda. Hala lokantalar kapalı. İşte hafta sonları, yılbaşı 4 gün. Ya bunların ekonomiye çok büyük bir hasarı olacak. Fakat piyasalar şu anda Noel'i düşünüyor. Yani yılbaşı zaten haftaya, yıl kapanıyor. Çok para var dünyada hala. İnanılmaz bir para var. Düşünsenize 17 trilyon dolar hala negatif reel faizde işlem görüyor. Negatif nominal faizde işlem görüyor. Çok para var, paketler, merkez bankalarının yarattığı paralar ve bu paraların bir yere gitmesi lazım. İşte nereye gidiyor?
borsalara gidiyor, bir miktar altına gidiyor, bir miktar Bitcoin, kripto paralara gidiyor. Oraya gitmesi daha galiba çoğaldı değil mi? Çoğaldı çünkü yani alternatif çok kalmayınca yani mevcut sermaye piyasalarında hisse senetleri çok bayağı bir yerlere geldikten sonra bu kripto ile ilgili tabii kurumsal, şimdi kripto paraların işte bir yere gelip işte 20 bin doları görüp sonra tekrar işte 3-4 bin dolara indi, tekrar yukarıya gitmeye başladı. Bunun en büyük sebeplerinden biri sadece bireyseller değil artık kurumsal firmaların da bu kripto alışlarını yaptığını görüyoruz. Şirketler de bazı şirketler de girmeye başladı. Bir de mesela Bitcoin'un arzı sınırlı, belirli bir arzı var. Fakat talebi sonsuz. O şekilde bakmak lazım ama arkasındaki en büyük paradigma bence arkadaki yaratılan likidite. Mesela bir tane rakam vermek gerekiyorsa pandemi başladığından beri yani Mart'tan beri bugüne geldiğimizde merkez bankaları artı devletlerin yarattığı yaklaşık 15 trilyon dolar bir ek bir likitte var. Evet. 15 trilyon dolar para yaratıldı. Yani şöyle bir rakam vermek gerekirse mesela 2008 yılında 2007-2008 yılında ya yani Merkez Bankası'nın bilançosu 700-800 milyar dolardı. Ondan sonra 4 trilyon dolara çıktı. Mart ayında Mart ayından itibaren 7'ye çıktık. Sadece Merkez Bankası'nın bilançosu. Yani neredeyse 12 yılda bilançosunu neredeyse 7 katı, 7-8 katı arttırdı. 8 katı artmış. Daha önce bir görülmemiş böyle bir şey. Yani onun için hep soranlar oluyor işte borsalar hep gidiyor, işte Bitcoin'lar, altınlar, işte sanki hiçbir şey yokmuş dünyada. Olmuş. Ekonomiler sanki çok iyiymiş gibi bütün sermaye piyasaları yükseliyor. Bunun altındaki en büyük sebep arkadaki yaratılan o bol likitte. Hep şey deniyor, 1929 büyük buhranı da böyleydi. Önce büyük bir para patlaması vesaire. Ona benziyor mu? Ondan daha derin mi? Yani ya hiç, yani ekonomik olarak 1929'a benzerlikleri var ama mesela pandemi konusunda 1929 buhran var ama biliyorsunuz 17-18 İspanyol gribi var. Şey anlamda benzer. Yani birinci dalga, ikinci dalga çok daha kötü. Ve 17-18 ay sürüyor. Amerika Bilim Kurulu Başkanı Anthony Fauci'ni ben çok takip etmeye çalışıyorum. Herhalde gelecek sene ikinci yarısına itibaren bu iş hocam bayağı hayatımızdan azalacak. İnşallah o maskeyi 3 yıl takmayız. İspanyol gribi de 18 ay. Çünkü virüs kendi kendiliğinden artık belirli bir süre sonra yani 18 ay sürmüş ortalama İspanyol gribi. Ekonomik olarak baktığımızda çok farklı bir dönemdeyiz. Çünkü o dönemde 1929 Büyük Burhan'dan faizler sıfırlanmamış. Bu kadar para basılmamış. Hatta vergiler bile arttırılmış. Onun için 1929'a benzer bazı ekonomik göstergeler olsa da şartlar çok farklı. Farklı bir dönem yaşıyoruz. Yani o dönemde o yaratılan likidite yok. Zaten Bernanke biliyorsunuz ben onun işte makaleleri, kitaplarını hep okumaya çalıştık zamanında. Ben 1929 Büyük Burhan'ı en iyi anlatan mesela Ben Bernanke'dir. Hmm. Princeton hocası. Hatırlar mısınız Sayın Bush galiba. Kriz çıktı büyük kriz çıktı Amerika'da 2008'de. Bernanke de şunu anlatır hep. İşte 1929'da şunlar yapılsaydı bu kriz o kadar uzun sürmezdi. Hmm. İşte böyle yapılsaydı daha iyi olurdu diye. Bush onu çağırıyor başkan. Diyor ki sen anlatıyordun değil mi kitaplarında? Al sana kriz diyor. Yap. Al buyurun. Al 2008 krizi var burada. Gel yap diyor ve görevin başına koyuyor ve yapıyor. Dediklerinin %90'ını yapıyor hocam. Şeyi söyleyeyim bir hepsini yapıyor. Diplomasi tarihçisi olarak biz 29 krizine çok önem veririz. Derslerimizde de özellikle üzerinde dururuz. Bunun evet çünkü etkisini söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesine neden olan salgınların başında geliyor İspanyol salgını 17-18. Fakat şöyle bir şey var tabii. Bir tarafta savaşın içerisinde ekonomisi kırılmış bir Avrupa var. Birbirine girmiş. Milyonlarca insan ölmüş. Sanayiler bombalanmış. İş gücü neredeyse sıfırlanmış bir Avrupa var o dönem. O dönemde de neredeyse o 29 buhranına kadar Amerika'da ise tam tersi refahın neredeyse 10 kat arttığı halkın hani
Çok güzel küçük filmler vardır sevgili Ahu, 29 krizle. Ben onu seyrettiririm öğrencilere. Halkın balolardan çıkmadığından ya bahseder. Evet, evet, evet. Ben evet, yani tabii işte, yani zaten filmler de var, şeyler filmler de var. Büyük Gatsby dönemi. Ve şunu sıklıkla vurgularız. Bence hani bu şunun da dayandığı temel bu. 29 buhranı dünya uluslararası sistemine en çok zarar vermiş ekonomik buhran olması açısından hala ününü koruyor. Doğru. Çünkü 29 buhranı her şeyin bitti derken bir de yüz milyonlarca insanın tekrar ölmesine neden olacak bir savaşın da temel nedenleri tabii içerisinde. %100. %100. Artçıları tam iki, devam etti. Tam iki savaş arasında. Kadar arasında. Abi, değil mi? Hocam tam, değil mi? Tam iki abi, savaş 20, arasında. 20, tam şey büyük başlıyor, bir salgın ve işte, savaş sonrası. Locarno Anlaşması, Fransa, Almanya'yı tekrar bir araya getirme şeyi. Ondan sonra Birot-Litovski Anlaşması. Tam Avrupa'da her şey böyle düzene girecekken bir ekonomik kriz. Açlık, sefalet, ölüm Avrupa'nın ortasında yani bunlar. İşte bunların yaşanmaması için zaten bu kadar para basıldı. Bugün borçlanma dünya ekonomisinin 3 katından fazlasına çıktı. Yani olağanüstü bir para basma, olağanüstü bir borçlanma var. Ve şöyle soruyor hep bize yani nasıl sonuçlanacak? Hı. Ben diyorum ki gerçekten bilmiyorum çünkü daha öncesi yok bunun. Yani daha önce yaşadığınız bu kadar hani benzer krizler yaşadık. Ama kriz sonrası bu kadar paranın basıldığı bir dönem yaşamadık. Bilmiyoruz. İlk defa oluyor. Bunun yani, geri dönüşü nasıl olacak? Orasını hep beraber nasıl bekliyoruz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Basılan paraların yani üçte biri maalesef dönmeye başlasın. Yani büyük bir şey olur. Yani büyük bir dalgalanma. Yani paraya bastığınız verdiğiniz ama bunu çekmek çok zor. Çok, çok kolay değil. Hele ya zaten Covid döneminde çekemezsiniz de hani ekonomiler toparlanacak, enflasyon gelecek, Covid hayatımızdan çıkacak. Bu paraya yavaş yavaş çekeceksiniz. Burada pozitif bir şey var. Normalde işte Avusturya okul der ki iktisatta bu kadar basılan paradan sonra enflasyon gelmesi lazım. Evet. Buradaki pozitif şey enflasyon gelmedi. Enflasyon sadece bizde var yani. Bizde başka var, bir yerde yok enflasyon. Bizdeki niye var onu birazdan sorarım ama iki tane üç tane grafiğim var. Sevgili Zeki Berk Hoca Boğaziçi Üniversitesi'nden. Biz gene döndük o istatistikleri, grafikleri vermeye başladık. 23 Aralık tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı grafikleri diyor. Vakaların, hastaların ve ağır hastaların sayısı azalıyor diyor hoca. Maalesef ölümler son bir aydır sürekli artıyor diye. Bunun bir de büyüğü hazırdı bakın. Yani kırılma noktalarını görmek açısından görüyorsunuz. Ne kadar hem trendini seyrediyorsunuz hem ağır hastalar bu sağ alt köşedeki önemli. Nasıl hızla yükselmiş bir ara. 29 Kasım 6 Aralık arasındaki yükselişe ağır hastalarda dikkat. Birazdan Bengi Başar Hoca'ya soracağım. Evet. Çünkü Bengi Hoca diyor ki belki de biz o mutasyonu o dönemde yaşamış olabiliriz. Hmm. İngiltere'nin şimdi konuştuğu hızlı artış ağır vakalardaki ve ölümlerdeki artış sürecini belki biz o süreçte yaşadık diyor. Ama maalesef can kayıplarımızdaki yükseliş istikrarlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah onu da bir süre sonra platoya oturtacağız. Haftalık artış oranları grafikleri de böyle. Yani hani Kasım ve Aralık'a ne olur bakın. Hiç tahmin etmediğimiz rakamlardan nerelere çıkmışız. Belki de buradaki rakamları biraz sorgulamalıyız. Ekim, Kasım arasındaki rakamlar. Orada birazcık daha belki şeyle artış vardı ama İsmail gruplarında vesairede de böyle oluyor. Yani bir ilk dalga hızlı küçük, ikinci büyük çok olan büyük. Bu o tabii, mu? Tabii. Yani öyle bu, bir şey. Bu kesinlikle o. Halkın algılayamaması ile ilgili bir şey bu. Evet. Yani adam diyor ki ya ne alaka işte grip İki salgını tane. Gibi salgın mantığı. Doğru. Ya öyle bakıyor adam. Ya ben böyle çok karşılaştım. Bırakın onu üniversitede öğrenciyle karşılaştım böyle. Hocam. Hocam ne olacak ya bize bir şey olmaz. Ya şimdi hocam ne olacak ya bize bir şey olmaz. Rakamların işte hasta sayısıyla vaka sayısının açıklanmaya başladığı zamandan sonra halkta bir ciddiyet boyutu oluştu açıkça söylemek lazım. Yani bakıyorum şimdi ben gençler de gelirken maske takıyorlar. İşte herkesin elinde bir kolonya. Bu önemli. Şey ben işte bir hafta sonu belgesel izledim. Yani izlemeye çalışıyorum. 1918'de sonuçta hani yaptığımız danışmanlıklar ve geleceği bir şekilde bir planlamak gerekiyor. Onun için Churchill'in bir lafı var hocam.
Ne kadar geriye gidersen o kadar ileriyi görürsün diye. Evet. Şimdi onun için bunu geriye yani şeyi geçmişe analize etmek lazım. Mesela şimdi bundan göstereyim olsam mesela Philadelphia'da St. Louis'te böyle bir karşılaştırma var. Bilir misiniz? Şeyde Philadelphia'da balolar, eğlenceler patlıyor orası. Ölüm sayıları patlıyor ama St. Louis kapanmayı tercih ediyor. Onun için zaten yani o dönemde bile kapanmaların ne kadar virüse etkili olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Ama toplum o zaman şimdiki kadar yani bilinçli değil şey anlamda. Çünkü Philadelphia'da mesela bırakıyorlar her şeyi ve patlıyor orada. Yani onun için bizde bir de yani garip olan birazdan göstereceğim. Hani ailesinde yakınını kaybetmiş ama ben hala bu hastalığa inanmıyorum diyenler var. Yani bu komplo kafasına ne zaman geldik, ne ara geldik, niye çıkamıyoruz içinden? Bütün dünya aynı şeyi sorguluyor. Kısıtlamaları rahatsızlık bulup sokağa dökülenler var ama bu hastalık yok diyen herhalde dünyada artık çok az kaldı. Çok az kaldı, aynen. Amerika Birleşik Devletleri aynen. Bakın öldüler, bittiler diyorduk. Aşıyı buldular ve 10 günde 1 milyona doz. Bakın bir yani büyük devlet böyle olabiliyor. Önce çok kötü çuvallıyor. Büyük batırıyor meseleyi. Sonra da girdi mi de bütün gücüyle böyle en çok yoğun vakanın olduğu yerlerde enteresan işte Kuzey Dakota, Güney Dakota falan böyle ortada kırsal alanda. Boşuna Amerika olmuyor yani. İnsanların mesafeli yaşadığı büyük şehirler değil yani New York'ta vardı o azaldı. Hani nüfusu seyrek olduğu yerlerde garip bir şekilde kurallar çok gevşek. İşte kiliselere gitmeler serbest, toplaşmalar serbest. Anladığımız kadarıyla hani maçlar vesaireler de serbestti. Orada vaka sayısı çok artıyor ve 10 gün içerisinde 1 milyon doz uygulayabilmiş durumda. Bunu da takip ediyor. Gerçi 1 milyon bir şey anlam ifade etmiyor Amerika için. Öyle mi? 320 milyonluk ülkede. Ya tabii. 320 ama hızlı bir şey. 320 milyonluk ülkede 1 milyon doz çok bir şey ifade etmiyor. Etmeyecek. Yok şimdi yani 1 milyon doz daha bir birincisi. 14 gün sonra ikincisi vurulacak. Onun üzerine tabii. Bir 14 gün geçecek ki yani 1 milyon kendi adına birazcık... Bir şey değiştirsin hocam, ama 320 milyon da çok bir şey hocam değiştirsin. Hocam böyle 1 milyon dediğiniz zaman aklıma bir şey geldi. Bir pandemi öncesi bir Çinli bir arkadaşla tanıştık. Neresinden dedim? Çin'in küçük bir köyündenim dedi. 20 milyon yani ona... Yo, Çin'i benden... Çin'i birazdan soracağım hocam. Çin'i 97'den beri çalıştığım için tamam normal. Yani. O 1 milyon da o hesap yani. Haberim daha var sonra sevgili Bengi Hoca'ya sorayım. İşte bu şey yani Kayseri'deki Sahabiye Mahallesi. Bir mahalle gitmiş. Son 2,5 ayda 50 kişi her haneye girmiş virüs. Son 2,5 ayda 50 kişi hayatını kaybetti. Muhtar... isyan ediyor vatandaşlar duyarsız bazı kahveler gizli hizmet verdi yani artık ya abi bir şey söyleyeyim şimdi biliyorsun benim memleket Kayseri evet. Bak bir şey söyleyeceğim bak burada herkes nasıl Kayseri'de olmaz anlatayım hocam bir anlatın vallahi merak bak, ettim ben de İç Anadolu'nun tipik bir özelliği var ya yani şöyle düğün ölüm tabii gitmezsiniz ne bileyim işte hacdan geldi kızını Ömerden evlendirdi geldi. Kızı İstanbul'dan Kayseri'ye geldi muhakkak ziyaret edilmeli işte oğlu geldi o gelini ya öyle bir askerden döndü istemeler şimdi bak çok güzel şeylerdir bunlar eyvallah yani buna hiç bir kere bir yanlış anla bir Anadolu çocuğu olarak söyledim yani bu böyle yani insanlar örneğin bizim İstanbul'da Ankara'da büyük şehirlerde olmayan o komşuluk. Tabii. Yani birinin birisi hastaysa bütün apartman yıkılır. İşte yemekler gelir, ona bakılır. Hastanelere gidilir, acil koşturursun. Yani bizim güzel örf ve adetler. Örf var. Fakat şöyle bir şey var. Salgında bu vıcık vıcık iç içe geçme hala bırakılmadı ya. Şimdi adamın babası Covid'den vefat etmiş. Telefon açıyorsun, telefonuna çıkmıyor. Neden? Cenazeye gelmedin. Ya bırak gelme ya. Yani bir müsaade et yani. Ya. Gelme çok yani. Çok zor ama yani ya. Gelme yani. Kızının şeyi varmış. Kınası varmış. Çok önemlidir Anadolu'da biliyorsunuz. Tabii. Kına yakacak. Ya gitme. Biliyorsunuz bu salgın başladığında çok gülüyorum. Neden? Yine Kayseri mezun bahisti. Kayseri'de 80 yaşında bir teyze.
3 günde 5 düğüne gitmiş yani. İnanılmaz gerçekten ya. Yani 3 günde 5 düğün nasıl yapıyorsun? Bunu 80 yaşında yani 3 günde 5 düğün. Ve böyle bir dönemde ya. Her yeri gezmiş hocam, yani. Bir tane güzel bir resim vardı, hatırlıyor musunuz? Telefon açıyor bir teyzemiz. Hiç merak etmeyin, çıkmıyoruz. 50 kişi evde toplandı. Öyle bir çok güzel. Hatırlar mısınız öyle bir? Ah. Yani gerçekten benim için o semboldür. Yani merak etmeyin, çıkmıyoruz. Bizim hepimiz yani evdeyiz. Çok çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın annesi vefat etti. Hiç evden çıkmıyor. Arkadaşımla eşi eve gitmiyor. Gitmiyor yani. Ne oldu biliyor musunuz? Çaktırmadan yan komşusunu kahveye alıyormuş. Yan komşusu da bir Almanya'dan gelen bir akrabasını ziyaret etmiş. Ondan ona Covid geçiyor. O komşu Covid'i atlattı, annesi atlatamadı. Yazık ya. Ben sizden biraz müsaade rica edeyim. Bengi Başar hocam, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız hocam. Günaydın. Günaydın. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Ahvan. Birazcık beklettik ama burada hakikaten bu mahalleyi anlatmasak olmazdı. Adetlerimiz çok değerli, çok kıymetli ama bazen hakikaten kıramıyoruz bazı şeyleri. Hocam ben hem grafikleri verirken kulaklarınızı çınlattım hem de dün attığınız tweet'e takılmış durumdayım. Bu mutasyon meselesini biz daha önce o sıçrama yaptığımız dönemde geçirmiş olabiliriz diyorsunuz. Açar mıyız biraz bu konuyu, ne dersiniz? Şimdi Ahu Hanım, önce size kısaca bir ben de ilave yapmak istiyorum. Tabii. Aslında konuştuğunuz konular çok önemli konular. Çünkü aslında biz mutasyonları falan konuşuyoruz ama aslına bakarsanız en temel konular, demin sayın değerli konuklarınızın anlattığı bu Anadolu'nun örf ve adetleri ve bunlardan aslında şu süreçte vazgeçmemiz gerektiğini, onlara çok ciddi bir şekilde bence empoze etmemiz gerektiğidir. Bunda muhtarından, işte apartmandaki yöneticisine, din insanına, tabii, siyasetçisine, o bölgenin pandemi ekibinin her bireyine kadar, yerel yönetimine kadar herkes aslında sorumlu olup lütfen büyük bir inançla ve sabırla bunu anlatmamız gerekir. Çünkü dediğiniz örnekleri biz de çok görüyoruz. İzole hasta geliyor, kalp yetmezliği, yatıracağım. İzoleymiş diyorum. Göğüs hastalıkları arkadaşımla, uzman arkadaşım enfeksiyoncuyla konuşurken, tabii biz mutlaka yatırmadan önce kalp yetmezliği için yatıracak olsak da istiyoruz testlerini. Sen ondan izole olduğuna bakma, mutlaka bir şey vardır diyorlar. Hakikaten test pozitif çıkıyor. Yanındaki bakıcısı hafta sonu için küçük bir kaçamak yapmış oluyor. Yani bunlar çok önemli. İzolasyon bu değil. Çok farklı olduğunu onlara anlatmamız gerekiyor. Onun için bu konuyu aslında vurguladığınız için bence çok önemli. Her şeyin aslında temeli burada bitiyor. Bunun ötesinde bu mutasyonlar. Şimdi aslında hep Amerika'da da bilim insanları Batı ve Doğu arasında neler oldu? Doğu nasıl başardı? Batı niye başaramadığını hep muhakemesini yapıyorlar. Bununla ilgili sosyal medya paylaşımları. Keza bizler de aslında zaman zaman bunu paylaşıyoruz. Uzak Doğu'nun SARS-MERS tecrübesi. Doğru. Geçmiş tecrübeleri, onlar çok hızlı kapandı. Oysa Batı, biz daha demokratız, daha özgürlükçüyüz, İnsanlara sınırlama koymayız deyip, başta İngiltere'si, İsveç'i gibi ülkeler, bu virüsün kendine bir konakta can bulmasına aslında yardımcı oldular ve yanlış yaptılar. Çünkü bu virüsün artık gen bilimcilerin, virologların anlattığı zaten, hepimiz biliyoruz, hepiniz biliyorsunuz, hepimiz tıbben biliyoruz. Bu virüsü dolaşıma ne kadar çok tutarsanız, kendisine ne kadar çok farklı konak buldukça, doğru, o kadar farklı alanlar geliştiriyor, daha rahat tutunuyor. Çünkü bu akıllı bir tür. Çünkü hayatta kalmak zorunda. Nasıl bir insan, bir hayvan hayatta kalmak için yemek içmek zorunda? Onun da dürtüsü bu. Hayatta, doğru, kalmak için konak bulmak, orada çoğalmak zorunda. Ve Batı buna izin verdi. Amerika'da büyük hatalar yapıldı. Tabii bunun siyasi yönü var, onları zaten tartışıyorsunuz. Ancak sosyolojik yönü de var. İnsanlar o konfor alanının dışına çıkmak istemediler ve biz bunu yaydık. Yaydıkça mutasyon arttı. Şimdi İngiltere'de bir mutasyondu, ikinci ciddi mutasyon. Kaldı ki bu virüste aslında Ahvan çok fazla mutasyon oluyor. Olur, koronavirüsler, tabii, RNA virüslerin niteliği bu. Sonuç itibariyle 5000 civarında mutasyon. Buradaki mutasyonlar çok mutasyonlar olduğu için etkili.
ve %1'inin virüsün bir değişime uğradığı ifade edildi. Ancak bununla bile yayılımı çok hızlandırdı. Hatta dün açıklanan bir bildiri, öyle diyeyim, Güney Afrika'daki mutasyon biraz daha farklı oldu. Daha farklı bir varyant oldu. Ancak korkutucu tarafının İngiltere'dekinden farklı olduğu, daha ağır bir seyir gösterebileceği vurgulandı. İngiltere bulaşıcılık fazla, Güney Afrika'dakinde de fazla. Ancak İngiltere şunu söyledi, hani çocuklarda daha fazla olabilir dedi. Araştırıyorlar, net söylemiyorum. Güney Afrika'da yine gençlerde daha fazla ve daha ağır seyirli olabilir, virülansı daha yüksek dedi. Ve hatta şöyle bir örnek de verildi, karşılaştırmalı. İtalya'da dediler, benzer çok hızlı bir seyirin olmamasının sebebi okulları kapatmış olması olabilir. Doğru. Buradan da yola çıkarak çocuk yaş grubunda gençler daha yaygın olabileceğini düşünüyoruz dendi. Ancak tabii çok daha kapsamlı incelemelerle çok daha işte 2-2-4 diyebilecekler önümüzdeki günlerde. Sonuç itibariyle bunlar kaçınılmaz. Şu an için aşıya karşı bir direnç yok. Ancak her zaman için korkulan daha da belirgin bir mutasyonla acaba aşıdan kaçabilir mi? Virüs endişesi, hani bir an önce aşılamanın olması, bir an önce izolasyonlarla insan temaslarının azaltılması aslında şu an dünyanın en temel stratejisi olmalı. Buradan yola çıkarak çok hızlı onaylar verildi, başlatıldı. Şu ana kadar 1,5 milyon civarında mRNA aşısı yapıldı ülkelerde. EMA onayı alındı, FDA onayları alındı. Moderna için, BioNTech aşısı için. Sinovac'da biliyorsunuz bir sıkıntı oldu şimdilik. Bekliyoruz. Ancak ne olursa olsun bizim de ülke olarak bizim B planımızı bir türlü yapmadık. Şu mRNA aşılarına geçemedik. Ancak burada bizim de elimizi hızlı tutup şu aşılama protokollerini doğru tabii ki tercihlerle ve doğru bir stratejiyle yapmamız en olması gereken görevimiz aslında devletin. Şimdi bu sabah biz biraz heyecanlandık. Acaba uçak indi, aşı geldi mi diye. Bakanlık onu çok doğrulamadı ama geldiği anda da zaten bir 10 günlük falan bir bekleme süresi vesaire bir şey olacak galiba, değil mi hocam? Bir de onu sorayım size. Ahu Hanım, problem şu. Biliyorsunuz dün Brezilya'da açıklanacaktı. 15 Türkiye saatiyle 10'da. Ancak şöyle oldu. Dediler ki son anda, bir de bu da bir acayipti. Son anda işte biz diğer ülkelerle de tüm fazı çalışmalarını bir araya getirelim. Öyle açıklayalım gibi bir açıklamayla. Onun üzerine Brezilya'dan gelen tepki şu olmuş. Sağlık Bakanı ya da Başbakan, tam olarak emin değilim. Yanlış bilgi vermeyeyim. Ancak devletten bir açıklamanın olduğu ifade edildi. Eğer benzer şey bir daha olursa biz sizin hiçbir şekilde alım yapmayıp sözleşmemizi feshedeceğiz. Bu çok ciddi bir şey çünkü. Neden? Bir türlü açıklanamıyor. Hepsi açıkladı, yayınladı, onaylar alındı. Bunu açıklamakla da bitmeyecek. Güvenlik testleri yapılacak tekrar bizde. Yani ben hep şey demiştim, Şubat başına sarkar bu demiştim. İşte Ocak ortası olur dendi ama böyle zaten dediğim galiba çıkacak. Çünkü Brezilya Şubat'a ertelemişti bütün bunları düşünerek, ancak artık onların da sabrını taştığı görülüyor. Bence bu noktada bizim tekrar şapkamızı önümüze alıp oturup bu işte ne iş var bir değerlendirmemiz lazım. Çünkü insanlarda zaten bir aşı karşıtlığı var. Doğru. Bir güvensizlik var. Ipsos'un yaptığı araştırmada biliyorsunuz. %25'lik bir kesim sanıyorum. 25-30 arası. Tam net 27'ler olabilir. Ben olmam diyor bir olmam kere. Rigid. %40-45 arası bir kesim olurum diyor. Geri kalanı da ortada. Şimdi o ortada kesim de bu sefer olmam kısmına geçerse işimiz zorlaşır. Çünkü bir toplum bağışıklığı için %60-65'imizin aşılanması gerekir. Yani bir süre sonra bütün ülkeler aşılanacak. Ondan sonra sizi bugün İngiltere'yi izole ettikleri gibi gider bizi şey yaparlar. Tabii. Onlar da azalınca. Yani biz sizi, tabii ki. Kutay Hocam ciddi. Bir sorusu var hocam. İsterseniz ondan buyurun. Buyurun hocam. Hocam buyurun. Günaydın tekrardan. Günaydın. Şimdi tam buraya gelirken sabah haberlerde Brezilya'yı dinledim. 15 gün sonra açıklayacaklarını. Ama aşının güvenilirliğinin %50'nin üzerinde olduğunu kabul ettiklerini açıklamışlar. Şimdi benim kafamı karıştıran şu oldu. Diğer aşılardaki güvenlik açıklaması hep %94'ler, %96'larken
hani Brezilya'nın işte tamam biz 15 gün sonra açıklayacağız ama işte aşının güvenilirliğinin standart olan %50'yi geçtiğini kabul ediyoruz açıklaması yani biraz kafamı karıştırdı. Biraz hani şimdi evet, mevzu bahis Çin olunca ben de hani çok geçmişten Çin çalışınca kafamdaki sorular emin olun normal bir insanın iki katı kadar oluyor. Eğer hani bu konuda bir bilgilendirme varsa tabii elinizde yani burada şey bir bilim insanı ya olarak. Bunu nasıl yorumlayacağız? Yani nasıl yorumlayacağız bunu? Ben bunu bir türlü algılayamadım bir uluslararası ilişkilerci kafasıyla. Bengi hocam var. Ben de merhabalar bu arada. Bengi hocam ben de çok kısa yani zaten yakın şeyler sorular. Biz Çin aşısını aldık ya biz başka bir aşı niye almadık? Yani alternatif olarak niye Çin aşısı? Çünkü soru işaretleri var orada. Yani diğerlerinde mesela Oxford'da, Moderna'da, işte Pfizer, BioNTech'te niye bir alternatif koymadık? Niye Çin aşısını aldık? Ben çok merak ediyorum. Sağ olun. O soruyu biz de hep soruyoruz, hep onu tartışıyoruz. Neden bütün yumurtalarımız aynı sepette diye? Biliyorsunuz kendimizi başta enfeksiyoncu meslektaşlarımız kendilerini yırttılar, hepimiz yırttık. Yani anlamsız bir yatırım yaparken bile o maddi şeyi düşünürsünüz, farklı farklı yönlere götürürsünüz. Niye? Biz de bunu çözemedik. Hatta Sağlık Bakanı şunu dedi, biz memnun kalmazsak göndeririz yani. Yapmayız. Peki o zaman ne yapacağız? Sizin her zaman hayatta B hatta C planlarınız olmalı. Biz de bu soruyu hep soruyoruz. Hatta işin ilginç tarafı Sayın Uğur Şahin şöyle diyor. 100 milyonluk bir ayırdık biz görüşüyoruz, sürdürüyoruz. Yani ısrarla biz size vereceğiz bunu biz bunu tutuyoruz gibi bir aslında şey çıkıyor cümle aralarından. Enteresan ama biz ısrarla niye almıyoruz? Üstelik de hani diyeceksiniz ki ya Sinovac daha mı ucuz? Öyle bir şey de yok. Sinovac daha mı etkin? Yok. Şimdi bakın Dünya Sağlık Örgütü şunu dedi. %100 güvenli olması lazım bir aşının. Çünkü büyük kitlelere yapıyorsunuz. Hani bir bu çok ciddi bir şey. Bunun önemli sonuçları olabilir. Ancak %50 etkin olması bile bize yeter dedi. Şimdi Brezilya'nın açıklaması o. Hayır, o %50'yi geçiyor. Ama %51 olabilir. %51. Öbür tarafta %90-95 varken. İşte onu diyorum ben. Siz niye %50-51'likte İyi ısrarcı olursunuz. Üstelik de böyle bir şirket. Bakın Çin hakikaten birçok alanda çok ileri gitti. Bilim alanında da ileri gitti. Hani Çin deyip böyle o eski o taklit ürünlerden yola çıkarak Çin'i kötülemek istemem. Ancak burada bu firmanın biliyorsunuz bir takım olumsuz tarafları da açığa çıkarıldı. Evet. Bir takım işte dediler skandallar. Şimdi bunlar bakın bir bugün ben Twitter'da da paylaştım. Bir Brezilyalı bilim insanının açıklaması. Yani diyor o kadar çok siyasi böyle bir kirlilik böyle bir açıklamalar oldu ki böyle gecikmeler bunlar soru işareti yaratıyor ve insanlarda güven kırıcı oluyor. Kesinlikle bunlar yayınlandıkça niye uzuyor? Sakız gibi uzadıkça uzuyor. Geçmişler ortaya çıkıyor dökülüyor. Elimizde daha etkin daha belki uygun ben size veririm diyen hatta tek dozu bile yetebilir diyen hatta mutasyon olursa biz hemen şekil alırız, pozisyon alır, değiştiririz diyen bir aşı, bunu bulan bir Türk insanı varken niye biz böyle gidiyoruz? İnanın bunu hiçbirimiz çözebilmiş değiliz. Belki çözenler vardır. Bu hocam ben de sizinle aynı kafadayım. Hocam bu Çin aşısının tabii tıpsal terimlerini çok hakim olmadığım için diğerlerinden farklı bir durumu var. Daha doğru bir aşılama ya da daha doğru bir aşı bulma. Klasik aşı deniliyormuş. Bu gerçekten böyle midir? Şimdi o zaman ben hep şöyle bir örnekle veriyorum. Klasik bildiğimiz şey. O zaman hep biz Murat 124'lerle, Doğanlarla falan gezerdik. Yeni teknolojiye ihtiyaç duymazdık. Doğru. Yeni teknoloji demek çok daha dirençli. Bakın mRNA aşıları her anlamda vücudun bağışıklık sistemini tetikliyor. Ve çok daha uzun süre kalıcı olabilecek deniyor. Ve bunlar yeni falan değil aslında. 20-30 yıldır üzerinde çalışılan, 2008'den beri insanlarda uygulanan mesela HPV zona aşıları. Yani bunlar aslında yeni değil. Geçmiş bir teknolojinin bu virüse adapte edilmiş şekli. Yani böyle bir şeyden emin olmadan nasıl böyle bir şey zaten altına elini koyar insanlar. Bakın şimdi diyorlar ki bizim ilk işimiz
Özlem Türeci ve Uğur Şahin. Bizim ilk işimiz kanser aşısını yapacağız. Onları da benzer teknolojiyle. Ve şunu diyor MIT, bu tip aşılarla insanlar çok daha dirençli, süper insan olma yoluna gidecek. Bu tip şey varken bir gelişme. Biz neden bilmem kaç yıl önceki şeyle gidiyoruz? Neymiş? Biz daha çok biliyormuşuz. Daha çok bilmek, daha çok daha iyi olduğu anlamına mı gelir? O zaman yeni teknolojilerin hiçbirini kullanmayalım. Hep eskilerle gidelim. Sürüye dönelim. Mesela hacamata zaten öyle yapıyoruz. Yani o zaman hep eskiye gidelim. Geleneksel Anadolu tıbbının da çok güzel tarafları var. Doğru. Onun için eski biliyorum demek bir açıklama olamaz. Bilimsel verilerle hareket etmek, yüzünüzü bilime döndüğünüz bir dünyada, bu denli hızlı gelişen bir dünyada ve bilim çağında bunun çok mantıklı bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Peki, çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Vakit ayırdığınız için. Kolay gelsin. Ya, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler hocam. Dikkat edin kendinize. Biz de çözemiyoruz ya Bengi Hoca da. Ben şunu çözemiyorum. Ya aşıyı bulan, değil mi? Özlem Türeci, Uğur Şahin, Türk. Almanya'dalar. Yani biz onu ve %95 etkili. Ya biz oradan niye almadık hayır, ya? Hayır, ilk açıklamada bir 4 milyon aşının Türkiye'ye vereceğini kendileri açıklamıştı. Özlem Hanım açıklamıştı bunu. Hazır tutuyorlar yani benim gördüğüm. Türkiye'yi kenara atmadık. Yani 4 milyonu ama ya bizim tarafımızda bir şey yok. Ya Çin'den alacağımızı tamamen oradan alamaz mıyım? Ya da benim büyük kısmını. Benim anladığım kadarıyla Sağlık Bakanlığı'nda bu gelenekselci ekolle yani klasik usul aşı, klasik usul işte tetanozda, kuduzda falan vurulduğumuz aşıyla bu mRNA'lar konusunda bir şey var. Bilimsel bir çarpışma var, fikir çarpışması. Sevgili ağamam, bu kadar hani bir şeyi kabul edelim ki Türk tıbbı dünyada gerçekten çok iyi yerde. Hani bunu yalnızca biz söylemiyoruz. Zaten dünyanın çeşitli yerlerine gönderdiğimiz bilim insanlarının neler yaptığı ortada. Buradaki tıp alanındaki bilim insanlarımız gerçekten çok başarılı. Hocam ben Twitter'da anket yaptım. Aşı gelse seçeneğiniz olsa hangisini tercih edersiniz? Mesela Türk aşısı Çin aşısının bayağı öndeydi ankette. Şimdi bir şöyle bir şeyimiz var. Şimdi benim gibi önce Çin tarihi falan okuyan, şey Türk Çin tarihi okuyanlar bilirler. Ya biraz Çin anlatın hocam ya ne oluyor? Atalarımızın demiş ki kesin güvenmeyin yani şimdi. Ama hocam Çin'e güvenmeyin diyorlar da bakın şöyle bir Nasreddin Hoca şeyi var ya. Bu bilimsel bir yaklaşım değil. Virüsün. Çin'in yaptığına inanıyorsun. Bu Nasreddin Hoca kazan şeyi var ya. Yani virüsün Çin'in yaptığına inanıyorsun da Çin'in aşısına inanmıyorsun. Tamam, çok güzel. Bunu doğru değil mi bu? Sevgili Ahu biliyor. Ben bir arada bağlandım. Ona da yazımı göndermiştim. Evet. Yani Çin'in bu salgın süresinde Dünya Sağlık Örgütü ile yaptığı paylaşımlar ilk başlarda salgının dünyaya yayılımındaki etkisi o kadar büyük ki sevgili Murat. Yani bunu ben yazıyla da ortaya koydum. Gerçekten büyük ve bugün dünyada bakın Avrupa Birliği'nin son liderler zirvesinde hani Türkiye'ye yaptırım çıkacak mı çıkmayacak mı yaptırım çıkmayacağını söyledik her tarafta ama birileri coşmuştu Türkiye'de kesinlikle bizi bitirecekler ekonomimiz batacak falan diyor. Doğru biz de bekliyoruz. Karşılıklı bağımlılığın olduğu hiçbir yerde o yaptırım çıkmaz. Yapmaz tabii. Şimdi orada bir tane madde çıktı. Bak, Türkiye'de çok tartışılmadı bu. Diyor ki artık stratejik ürünlerin Çin'de yaptırılmasının önüne geçilmez. Tabii canım. Bak çok. Aynen önce konuştuğumuz tedarik zinciri. Bakın. Tedarik zinciri. Artık şu stratejik bir madde. Tabii. Öyle mi? Ha. Tabii. Artık stratejik madde. Niye? Benim yaka mikrofonum mikrofon çıktı takarız. Ama takacağım. Hayır şimdi büyük üreticiler de Türkiye'ye geliyor. İşte telefon da üretecek Türkiye'de büyük markalar diye. Neden ama şunu neden? Söyleyeyim. Biz Türkiye'de devlet işte maskeyi nasıl dağıtacak falan diye düşünürken Türkiye'deki çok büyük tekstil firmaları fabrikalarını bir anda penye üretiminden maske üretimine çevirdiler. Ve bir anda işte 1,5 liradan başladık. Şimdi 0,50 kuruşa kadar düşen bir maske satışı ortaya çıktı. Bunu yaparken İspanya ile Fransa birbirleri arasındaki maskeyi kesmeye kalktılar yani. Doğru. Şimdi o dönem çok iyi gidiyor. Evet, şimdi ikinci bir şey daha söyleyeyim. Almanya ve İngiltere'de resmi açıklama geldi bakanlık seviyesinde. Çin bunun hesabını vermeli ve tazminat ödemelidir diye. Evet. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim.
Türkiye'de bu Biden'ın seçilmesini Çin üzerinden ilginç bir şekilde yorumlayanlar var. İşte doğru. Artık Çin'le ilişkiler çok Amerika adına iyi olacaktır. Ya öyle bir şey yok, onu söyleyeyim. Çünkü Obama'nın son döneminden, daha doğrusu Bush'un ikinci döneminden tabii. başlayan, oğul Bush'un ikinci döneminden Pasifiye başlayan, Obama'yla devam eden, Trump'la zirve yapan Çin hikayesi Biden için de o zirvede kalacaktır. Yalnızca demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki tabii. fark Bush ve Trump'ın çok daha medyatik anlamda Çin'e saldırması. Ama Obama ve şimdi Biden'ın daha geri planda yine Trump kadar ağır yaptırımlarla ama söyleme dökmeden. Yani şov kısmı yok azalacak. Ama devlet politikası devam ediyor. Ama Sevgi Mert şöyle bir şey var. Bu sefer Amerika Avrupa ile karşı karşıya değil. Yani artık Avrupa Çin konusunda Amerika ile beraber hareket edecektir. Bunu söyleyeyim ben size. Ben hep şunu söylüyorum, bundan yararlanmalı Türkiye. Yani Türkiye... Nasıl? Biz biliyorsunuz tekstil ülkesiydik, komple kaybettik tekstili. Yani çok vahim. Madem böyle bir şey varsa diyor hocam, yani biz belki de şimdi buradan Avrupa'ya yakın olduğumuz için... Avrupa Birliği diyor ki, bu stratejik ürünlerin bir kısmı ülkemizde üretilmeli. Bunun dışarıdan yatırımı kabul edilebilir. Yani bir Türk tekstilci gidip Avrupa'nın bir yerinde bir şey açabilir. Ya da diyor yakın periferimizde, çevremizdeki ülkelerle bu işi yürütmeliyiz. Güvenilir ticaret müttefiki diyor. Güvenilir. Güvenilir. Ondan sonra Pire Limanı'nın tamamını Çin alıyor gidiyor. Onu söyleyeyim. O Yunanlıların Merkel Almanya'sına yani şöyle... Çünkü Almanya biliyorsunuz F-35 almak istiyor Yunanistan. Evet. Merkel ne dedi? Hangi parayla dedi? Ben parayı ben veriyorum. Ya hangi parayla dedi? Böyle durumlarda Merkel'i seviyoruz. Ya hangi parayla dedi? Şimdi Yunanistan Alman şeyinden kurtulmak için evet, Çin'e elinde tutuyor. Çin'le çok nakit yaptı. Ya kurtulmak istiyor Almanya'da ama Almanya'da yani, kurtardı onları da yani. Unutmayalım yani. Sevgi Murat'ın şeyine çok katılıyorum. Yani niye bu çeşitlendirilmiyor? Çünkü ya, hani yani. Çinlilerin kendi ülkelerinden bir ülkeye bile turist gönderirken devlet politikası bunu bir dış politika aracı olarak kullandığını düşünürseniz çok kötü. 50 milyon aşının ne anlama geldiğini hep beraber sorgularız yani. Yani Avu'da biliyor, yıllardır biz portföy yönetim işinde çalıştık. Evet. Yani biz para fonlar yönetip hep çeşitlendirme yapıyorduk. Yani bir enstrümandan hiçbir zaman yatırım yapmadık. Yani şimdi hani çok tuhaf geliyor. Yani tek bir aşıya bağlı olmak, en azından iki ya da üç tane olabilseydi, yani birinde sorun çıksa diğerine gidersin. Enteresan herkes yani oluyor. Gerçekten. Kanada bile yani beş ayrı şirketten efendim? Alıyor. Kanada'sı bile beş ayrı üreticiden alıyor. Sepet yapıyorlar bu, yani. Evet, sepet yapmak yapmak bu bir enerji güvenliği gibi bir şeydir. Tabii. Enerji güvenliğinde de biliyorsunuz tek bir üretilen yerden almazsınız. Çünkü onunla olan ilişkinizin o sizin tüm stratejik yerlerinizi tabii. dondurmasını istemezsiniz. Ama. Şimdi herhalde şöyle bir şey, bu daha önce vardı ama çok gündemde değildi. Türkiye'de gündemde değildi, dünyada vardı. Hani biz savunma güvenliği diyoruz, enerji güvenliği diyoruz. Şimdi bir de sağlık güvenliği tabii. diye bir kavram çok Türkiye'de çok daha fazla tartışılacak. Sağlık güvenliği. Çünkü şöyle, şimdi bu aşıyı biz kendimiz yerli üretseydik sevgili Ahu, bu tartışmaların, demin Bengi Hoca'nın söylediği tartışmaların hiçbiri yapılmayacaktı. Yapılmayacaktı. Biz ürettik. Yani. Tabii yani. Yerli aşı, Türk aşısı. Evet tamam. Yani sonuçta şimdi hayır şöyle mesela kim akşam Sayın yani? Fahrettin Koca'nın herhalde basın toplantısı var değil mi? Bilim kurulu toplantısı var. Bugün yani akşam. İzleyenler varsa bir çağrımız olsun. Basın toplantısına katılan gazetecilerin lütfen hani şey soruyorlar yani niye Çin aşısı, tamam onu cevaplıyor Sayın. Ama niye başka bir alternatif de koymadık? Niye işte bu yönde Pfizer, BioNTech diye açıklama yaptılar. Ama çalışmalar hala bir şekilde düşmedi. Hocam çalışma bitmesi lazımdı. Yani şu anda, Avrupa şu anda aşılama, işte Amerika biraz önce Ahu gösterdi. Yani insanlar artık eyleme geçtiler yani. Bir şey çalışma aşı çalışma bitmesi lazımdı. Kişiye ait bir şey. Yani isteğe bağlı bir tabii, şeydir. Her zaman böyledir. Tabii alakalı bir şey yani. Ama bu artık mecbur bir aşı. Nedenini söyleyeyim. Bunun çünkü siz aşı olduğunuz belli olmadan otobüse binemeyeceksiniz. Aşı olmazsanız uçağa binemeyeceksiniz. Bu mecburi bir şey olacak. Aşı olmazsa yurt dışına çıkamayacaksınız. Yani aşıp olmadığınızda HES kodunuzdan zaten çıkacak. Evet.
Şimdi bu bir esasında hani sistemin de uluslararası sistemin de nereye dijital gidecek? Dönüşümü insanlık adına. Çünkü siz bu aşı olup olmadığını dünyanın her yeriyle paylaşmak durumundasınız. Yani bugün Ragıp Kutaykaracı aşı olursa Amerika devleti de Kutay'ın aşılı olduğunu bilecek. Herkes Kanada da bilecek. Avustralya da bilecek. Sırf aşıyı bilsinler yani. Komplo teorileri var ya işte bu aşılarla. Var var ama. Yani var. Bazen hani gerçek Çinliler aşının içerisine çip koymuyorlar öyle bir şey. Ondan mı acaba Çin'den aldık hocam bilmiyorum ama. Damardan yani sadece aşı olup olmadığını bilsinler de yani bütün bilgiler inşallah. Allah çip meselesi. Ya ben bu hani şeyleri severim. Komplo teorilerini neden severim? Hani insanı düşünmeye iter en azından. Ama hani bunu düşünürken tabanını da bilerek düşüneceksiniz. Yani kahvede otururken... Ama ne olmayacak dediğimiz her şey oluyor hocam. Şimdi ben hakikaten komplo teorileri gerçeğe mi dönüşüyor diye düşünüyor insan yani. Ama şöyle bir şey var. Ormanları yok ettik, denizleri pislettik, havayı kirlettik. Yani tüm bunların içerisinde... Bu tip virütük bir şeylerin olmamasının imkanı var mı? Tabii. Yani düşünsenize Brezilya'da yanan ormanın haddi hesabı yok. Tabii. Kesilen kaçak kesilen ormanın haddi dünyanın şeyi derler biliyorsunuz tabii. Oraya hani. Akciğer. Akciğeri der. Buzullar eriyor. Yani hiç onu bırak hepimiz yıllardır İstanbul'dayız. İstanbul'daki ormanların nerelere geldiğini hep beraber görüyoruz. Şimdi. Şimdi diyoruz ki işte bir orman, biz fidan bağışlıyoruz genelde böyle dernek olarak kulüple ortak işte yeni de bir projemiz var Hatay'da inşallah gerçekleştiği zaman bir 15-20 bin fidanlık bir proje olacak. Yanan bölgeye. Yanan bölgede inşallah onu yılın yani Ocak ayından sonra gündeme ekmeğin daha rahat gelecek. Ama yani bu yetmiyor ki. Sen 20 bin fidan dikiyorsun, hadi bunun 15 bini tuttuğunu kabul edelim. Öbür taraftan yanan fidan 50 bin oluyor, 100 bin oluyor. Yani bunu sübvanse edecek bir sistem yok. Şimdi filmlerdeki gerçek oluyor. Filmlerdeki insanlar da demek ki o ekolojik bozulmayı okuyup böyle bir film yaratabiliyorlar. Bu da bir yani. Gidişatın evet gelecek. Yani sonuçta. Peki hızlıca ekonomiye geçeceğiz şimdi. Bir ara ama arada bir asgari ücrette ne oluyor meselesi. İstanbul'da ulaşımın bir bölümüne zam geldi. Onları da izleyip hemen dönüyoruz. Asgari ücretin net vergisiz 3100 lira olması lazım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında hükümete bu sözlerle seslendi. Asgari ücret 3100 lira olmalı dedi. Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından CHP yönetimi harekete geçti. Asgari ücret için kanun teklifi hazırlandı. Meclis başkanlığına sunuldu. Tasarı 27 maddeden oluşuyor. 1 Ocak 2021 ve sonrasını kapsıyor. CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzası var. Kanun teklifiyle yeni asgari ücretin 3100 lira olması istendi. Asgari ücret üzerinden gelir vergisi alınmaması talep edildi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyeleri basın toplantısı düzenledi. İstemiyoruz! Bizler bugün Türkiye'deki... DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılmasını istedi. Vergi dairelerinin önünden seslendik. Asgari ücret vergi dışı bırakılsın diye. İş yerlerimizden seslendik. İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz diye. DİSK olarak bizim 2021 yılı için önerdiğimiz bir işçinin ailesiyle birlikte geçinmesi gereken ücret olan 3800 liranın da teyit edilmesi anlamına gelmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısından zam kararı çıktı. Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine %11 zam yapıldı. Böylece minibüs ücretlerinde en kısa mesafe 2 lira 50 kuruştan 2 lira 75 kuruşa çıktı. Öğrenci ücreti de kısa ve uzun mesafede de 1 lira 75 kuruş oldu. Taksilerin açılış ücreti 5 liraydı. Yeni zamla birlikte 5 lira 55 kuruşa yükseldi.
Kilometre başı ücret ise 3 lira 10 kuruştan 3 lira 45 kuruşa çıktı. İstanbul kart ücretleri ise şimdilik aynı kaldı. Mahallelerde kurulacak mesela aş evleriyle halkın ücretsiz ya da en azından uygun fiyata gıda erişimini sağlamamız gerekiyor. İYİ Parti COVID-19 önlem paketi hazırladı. Çözüm önerileri sundu. Paketi partinin sağlık politikalarından sorumlu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Murat Karaman açıkladı. İşten çıkarmalar yasaklanmalı, kısa çalışma ödeneği tam ücret olmalıdır. Esnek çalışma düzeni acilen devreye alınmalı ve finansmanı devlet sosyal fonlarından karşılanmalıdır. Covid-19 aşısının vatandaşlara ücretsiz ulaştırılması, hatta vatandaşların farklı menşeili farklı firmaların aşılarında seçim hakkı tanınması bizim için önceliklidir. Bir diğer önerimiz mobil PCR test ve tanı istasyonları kurmak. Talebimiz %25 oranındaydı. Tabii ki takdir heyetin karara saygılıyız. %11 az dediler, %25 istediler. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla taksi, minibüs, dolmuş ücretlerine %11 zam yapıldı. Ancak bu zam taksicilere az geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, beklentimiz %25'ti ifadelerini kullandı. Bu zam bizim için çok az. Normal giderlerimiz %40 oranında arttı. 16 ay önce taksimetre ücretlerine, minibüs tarifelerine zam yapılmıştı. 16 aylık bir zaman diliminden sonra Büyükşehir Belediye'mizin %11 oranında bugün ulaşım tarifelerine zam yapmasını az bulduk. Şimdi taksiciler zammı beğenmemişler. Bu sabah itibariyle Uber'in üzerindeki karar da bozuldu. Uber yeniden girebilecek Türkiye pazarına anladığımız kadarıyla. Ükome İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi ile yaptığı toplantılarda hatırlayacaksınız taksi sayısı artsın denmişti. O reddedildi. Şimdi taksiye verilen zammı da yine Ükome karar verdi. Taksiciler beğenmemiş. Peki bu arada otobüse zam yok. Belediyenin toplu taşıma ile ilgili bir şeyi yok. Fiyat arttırımı hatırlatalım Murat Ongun'un tweetinden. Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla pandemi süresi boyunca İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapılmaması kararı alınmıştır. Ükome'de taksi ve dolmuş ücretlerine %11 zam yapılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma ücretlerine zam yapılmamıştır. Halkımızın bilgisine sunar. Şimdi bazı basın kuruluşlarında Ekrem İmamoğlu'nun resmiyle işte şok zam falan diyor. Meselenin aslı bu. Sarı dolmuşa veya taksiye binerseniz veya minibüslere binerseniz muhtemelen zamlı tarife geçerli. Ama otobüslere, metrobüslere, metroya ve tramvaya ve muhtemelen de deniz taşıtlarına binerseniz zam yok. Bunu önce bir ayrıştırmış olalım. Birkaç tane Dünya Gazetesi'nden manşetim var sevgili Murat'a da soracağım bunları. Küresel ısınma ürün desenini değiştiriyor. Adana'da pamuğun yerine avokado aldı. Nevşehir lavantayla tanıştı. Muz bahçeleri Toroslara taşındı. Şimdi bunlar güzel gibi gelebilir bize ama biraz sıkıntılı şeyler. Türkiye temel gıda maddelerini üretmeyi bırakıp birazcık daha başka şeylere doğru kaymaya başladı. Tekirdağ ayçiçek yerine kuraklığa daha dayanıklı kanola ve aspir gibi yağlı tohum üretimi artıyor. Bunlar bu toprağın tohumları değil, hatırlatalım. Yani normal florasında yetişen ürünlerimizi kaybediyoruz. Nitekim bir ayçiçek yağı meselesi var. İthal ediyoruz onu, onun için çok fiyatı artmış deliler gibi. Bir de az evvel senin bahsettiğin şey borsa 9 ise %1000 değerlenmiş. Murat ne oldu borsaya? Hani herkes de birbirine hisse soruyor. Şunu mu alalım abi, bu kağıda mı girelim, ne oluyor, ne bileyim. Bu hani BIST'in, Borsa İstanbul'un temel endeksleri var. Kuvvetli kağıtları var. Bir de böyle garip şekilde hoppa diye alıp gidenler var. Borsanın daha gidecek yolu var mı tahminci? Ya tabii burada yan kağıtlar diyoruz bunlara. Öyle mi? Daha küçük tahmin etmediğiniz hisse senedi.
Yani ana kağıtlar vardır bildiğimiz. Hı hı. İşte BIST, 30 BIST yüzde olan. Bir de bunlar böyle yan kağıtlar. Manipülasyona daha açık. Yani manipülasyon değil mi? Belki de işlem hacmi daha düşük olabilecek. Ya da böyle belirli grupların, belirli evet hareketlerin daha kolay olabileceği. Yani derinliğin daha az olduğu diyelim. İşlem hacmi derinliğin. Tabii bir ilgi var tabii ki borsaya. Yani pandeminin bile bunun etkisi var. Çünkü insanlar evde sıkılıyorlar. Enteresan yani böyle şeyler de var. Böyle çalışmalar da var. Bitcoin ne oluyor? İşte Bitcoin aynı şekilde. Sonuçta biraz önce bahsettiğim bol para var şu anda. Bol bir likitte var. Türkiye'de faizler çok düşmüştü. Yani %10'lara gelmiş bir faiz vardı. Enflasyonla birlikte. Düşük faiz ortamında işte... Bazı hisse senetleri sizin bir yılda aldığınız faizi bir günde veriyor. Verdi. Yani bir günde öyle şimdi çok para kazanan oldu galiba bir ara. Çok belki tabii yani işte %1000 diyorsunuz bir tane hisseye. Hani bir yılda aldığınız faizi bir iki günde alabiliyorsunuz. Yani doğru bir hisse senedine yatırım yaptığınız zaman. %1000 inanılmaz bir rakam mı? Yani çok ciddi kumar bir rakam. Kumar gibi yani bir noktada değil mi? Var, çok var öyle hisseler. Yani bazıları böyle inanılmaz seviyelere geldi. Dediğim gibi bir risk iştahı var şu anda. Dediğim gibi şimdi faizler yükselince bu biraz daha azalabilir. Bir de bizim borsamız çok ucuz kaldı. Yani ya evet, diğer, hem kendimize göre hem de diğer gelişmekte olan ülkelere göre. Yani mesela %20-25 hala yani %20 gibi bir marj var. Yani bizim sepette olan ülkelere göre biz düşük kaldık. Ya döviz bazında baktığımızda zaten sorun döviz olayı. Yani biz çok düşük kaldık. Çok. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir hesaplama yaptık geçen gün. Sıkıntı o galiba. Şimdi bir TL olarak bakıyoruz. Rekor şu anda. Yani eski seviye 141'in. İşte şimdi 1400'lerde şu anda endeks. Biraz önce baktım ekrana. 1421. Şimdi TL olarak bir rekorlar kırıyoruz. Fakat döviz bazında çok altındayız. Yani şimdi bizim... Sentler falan böyle. Sentler. 5.1 sente görmüştük. Ha. Şimdi 5.1 sente gelmemiz için... Bizim endeks eski şeyle 415 bini görmemiz lazım. 3 katı. Yani şu anda neredeyse 3 katı. 3 katı. Onun için yani döviz bazında daha bayağı yolumuz var. Ama benim gördüğüm kadarıyla yani bu bir 3 sent olabilir. Yani 3 sent seviyesi olabilir. Ama 2 sent tam şu anda beklenen. Yani dolar 7,5 olursa. 2 sent de 1500 yapıyor. Zaten herhalde oraya gidiyoruz. Yani ilk bizim hedefimiz şu anda Borsa İstanbul'da 1500. Şu anda 1414'lerdeyiz. 1500 civarında muhtemelen bir kar satışı gelecektir. Ama ilgi, borsaya olan ilgi bir süre daha herhalde devam edecek. Halka arzlarda biliyorsunuz patlama var. Arzuma çok... 56 kat talep geldi hocam. Ya evet ama yani onlar 56, pandemiden... 56 kat geldi yani inanılmaz. Küçük ev eşyası pandemiden ya, şeyli çıkanlar bunlar. Güçlenerek çıkan şirketler. Çok öyle değil yani. Değil şimdi mi? Yani 10 kişiye sor yani 9'u muhtemelen şirket bilançosuna bakmadan halka arza girmiştir. Yani şirketin işte büyümesi, fiyat kazanç değeri falan onlara bakmadan şu anda halka arza çok ciddi bir ilgi var. Çünkü artık şöyle konuşuluyor yani... İşte bunun EBITDA'sı yok işte karı ne olur değil. Hocam kaç tavan? 2 tavan, 5 tavan. Ya sevgili Murat daha iyi bilir ama 50 kat fazlalık gelmesi fiyatın borsaya şirketin girince bir anda tavan yapacağı anlamı taşımıyor. Ya taşımıyor tabii de mesela bugün tavan şu anda ama çok yani son dönemde böyle bir şey var halka arzlara karşı. Nasılsa hep tavan oluyor. Maalesef o şey bir tanesi... Kötü olunca yani bir tane hisse senedi kötü olduğu zaman piyasa normalleşecek. Gelecek sene bu arada burada izleyenlere de söyleyelim acayip halka arzlar geliyor. Yani rekor halka arz geliyor. Tabii bu piyasadan herkes faydalanmak istiyor. Tabii. İşte borsa yükseliyor. Yatırımcı sayısı arttı 2 katına çıktı bu yıl. İşte halka arzlar tavan gidiyor. Çok ciddi bir ilgi var. Şu anda bu fırsat... Herkes kollamak istiyor ama geçmişte baktığımız zaman genellikle piyasaya çok halk arzlarının geldiği noktada piyasanın artık dönüş noktasına yakın demeyiz. Yani çok halk arza geliyorsa
demek ki satışa artık yakın yaklaşık. Yakınızdır diye. Onun için birkaç ay daha piyasa iyi olabilir. Ama halka arzların, çünkü halka arza katılmak için siz mevcut piyasadan para çekmeniz lazım halka arza katılmanız için. Ve çok halka arz olduğunda likitte bunu karşılamıyorsa muhtemelen bir satışla karşılaşıyorsunuz. Şimdi birazdan çok gene kısacık bir reklama gideceğim ama bir şu Merkez Bankası bugün ne yapar sorusunu sorayım. Bir cümle, bir iki cümle söyle ve dönüşte mi gidelim? Bence dönüşte, yani gelip de reklam, evet, yani, öyle yapardın yani. Evet, şimdi söylersek bir şeyin kalmıyor. Reklamda herkes bırakacak herkes yayını. Herkes bırakır gider. Değil mi? Peki. Bence tam reklam sonrasını tam beklentiye söyleyeyim. Ve ne olur? Piyasa ne olur? Onu da tamam, söyleyelim. Tamam peki. Hiçbir yere gitmeyin mi? Merkez Bankası ne karar alacak? Dönünce Murat Salman açıklıyor. Eskiden olsa piyasalar Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki gündür yaptığı konuşmalardan, işte Selahattin Demirtaş davası, ahim kararı vesaire birazcık işaret verirdi. Şimdi onu görmüyoruz. Ama peki Merkez Bankası ne yapacak? Sevgili Murat Salman'a sorayım, sonra Kutay Hocam'a da yorumlatayım birazcık da. Şimdi çok güzel giriş cümlesiyle başladın. Şöyle dedin, piyasa böyle negatif habere bakmıyor. Yani aslında yani dünkü yaşananlar aslında Avrupa, sonuçta Anayasa Mahkemesi Avrupa Konseyi'nin bir parçası, 37 ülkenin biz üyelerinden birisiyiz falan filan, aslında dün yaşananlar, çünkü biz Avrupa Birliği'ne çok bağlıyız aslında. Yani evet. Avrupa ile sıkıntı yaşamamız, hani bugün Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımların %70'i Avrupa'dan geliyor. Bankalar %65'i Avrupa'dan borçlanıyor. Avrupa bankalarından bugün ürettiğimiz 100 liralık malın yarısını Avrupa'ya satıyoruz. Yani Avrupa ile sorun yaşamamız ekonomik olarak çok sıkıntı. Onun için yani dünkü olay piyasa çok bakmadı. Piyasa şu anda olumlu tarafa bakmak istiyor. İşte yılbaşı, yıl sonu zaten zor dönemlerden geçtik. Şimdi Merkez Bankası ne yapar derseniz, ya önce ne yapmalı diye konuşalım her zamanki gibi. Yani şu bugün enflasyon %14 Türkiye'de. Yani açıklanan enflasyon tabii. Doğru. Biz. Hepimiz değil mi hocam, belki de Kutay hocam. Ben %30 hissediyorum enflasyonu. Hocam belki de %14 mi hissediyor bilmiyorum ama. Vallahi ben hep 2013'te kıyaslıyorum emekli olduğum günle bugünü. O yüzden hissettiğimi söylemeyeyim. Tamam. Doğru valla. Yani %25-30 hissediyorum. Neyse, 14 açıklanan enflasyon. Şöyle söyleyeyim. Bir önce kötü haberim var, önce sonra iyi haberim var. Enflasyon muhtemelen 16 ve 16 üstüne çıkacak. Aralık'ta bile 15'i görebiliriz. Yani geçen sene Aralık'ta 0.75'ti. Bu ay Aralık ayında 1.5 ile 2 arasında çıkacağını bekliyorum. Geçen sene Ocak'ta 1'in üzerindeydi. Ocak'ta da herhalde zam ve şey patlaması olacak, öyle bekliyorum. Bu Ocak. Tabii bu Ocak'ta bayağı bir zamlar gelecek. Hazırlansın herkes. Onun için enflasyon Ocak, Şubat'ta 16'yı göreceğiz. Şimdi hesap yapıyoruz. Tamam mı? 14 bugün enflasyon açıklanan, 16'yı göreceğiz. Bugün faiz kaç? 15. Peki biz nasıl hesaplıyoruz faizi? Aslında iktisadi olarak nasıl hesaplanabilir? Verdiğiniz faiz genellikle beklenen enflasyon artı ülkenin risk primini koymanız lazım. Ya ona da bir reel faiz diyoruz. Bugün ülkenin risk primi nedir? 3,5. 3,5 fazla. 1 olmaz. Hadi 2 diyelim. Yani normal, evet. Siz en az 2 reel faiz vermeniz lazım. Ki vatandaş dövizini bozsun, TL'ye geçsin.
Bugün dolarizasyon kaç? %54. Yani 100 liralık mevduatın 54'ü döviz. O kadar. 61'de 2001'de 60'ı görmüştük. 94'te de 65'i görmüştük. Şu anda 54'e geldik. 2011'de %27 idi. Yani son 9 yıldır dolarizasyon 2 katına çıktı. 110 milyar dolar son 9 yıldır vatandaş döviz alıyor. Bir şey soracağım. Şirketler ve yerliler. Hani dünyadaki rakamlarla karşılaştığımızda diğer ülkelerde bu dolarizasyonda artış var mı yoksa Türkiye? Arjantin sadece. Arjantin'de dolarizasyon hocam söylersem. Arjantin ekonomi açısından düşersiniz. Arjantin'de dolarizasyon kaç biliyor musunuz? Ne kadar? Korkarsınız. Boşver. Değil miyim? %70-80. %90. Neyse. Şimdi bizim gördüğümüz Ama tepe... Arjantin tasdif dışı. Yani ekonomik anlamda. Yani diğer ülkelerde çok... Bizde tabii dolarizasyon iki sebebi var. Güven. Yani ülke şeyi güven. İki de enflasyon reel faiz. Yani bizim biz TL'de faiz... Yani TL'mizi faize tutarak enflasyona karşı yenileceğiz korkusu. Onun için insanlar döviz aldı. Çünkü enflasyon yaşadığımız 25-30. Bu arada... Türk lirası 8 yıldır değer kaybediyor. Üst üste. Hiç tarihte görülmemiş. Genellikle geçmiş krizlerde hatırla bir böyle devalüasyon olur. Değil mi hocam? 1-2 yıl sürer. Ondan sonra sakinleşir. Hatta değer kazanır Türk lirası. Bakın tarihte 8 yıl üst üste değer kaybeden Türk lirası yok. Çok ciddi bir rakam. Şimdi Merkez Bankası ne yapmalı derseniz hesabı yaptık. 16. 2 puan da reel faiz koydum. 18. Merkez Bankası Ocak, Şubat'a kadar faizini %18'e getirmeli. Eğer enflasyona mücadele etmek istiyorsa... Ama 15 zaten ya yani 15-18. Bak bugün mevduatlar 17-18 olmuş durumda. Krediler olmuş 19-20. Zaten piyasa oralarda. Yani oralara gelmiş durumda. Banka o mevduatı yani, onu vermiyor ama Murat'cığım. Hayır. 16'de, 17'de... Ağlıyorsun yani faiz yok tamam, yani. Tamam 16'de, 16-17'de tamam. Merkez Bankası faizi 15. Şimdi geçen sefer biliyorsunuz son yayınımızda ben beklentilerin en tepesinde bekliyordum. Yani biliyorsun 200 ile 475, 500 arasındaydı. Beklentim 450-475'ti. Bu toplantıda beklentiler 75 ile 300'e kadar gidiyor. Bu toplantıda beklentilerin bu sefer alt tarafına bekliyorum. Yani ortalama beklentilerin alt tarafına. Yani benim düşüncem. Bunun 18'e çekilmesi. Fakat Merkez Bankası şöyle karar verebilir. Yarısını bu toplantıda yapayım, yarısını da Ocak'ta yapayım diyebilir. İlla hemen şimdi toplantıda yapmayabilir. Onun için ne gelecek derseniz, ne gelebilir dersen, bence ya 100 gelecek, 100 düşük kalabilir ya da 150 geleceğini bekliyorum. 100'ün altında gelmez. Ben Twitter'da bir anket yapmıştım. Bu arada yani yani 4500 kişi katıldı. Ama mesela %50'si hocam yaptığım Twitter anketinde yarısı 100 ya 100 baz puan altında bekliyor ya da hiç faiz arttırımı beklemiyor. Yani hala öyle bir algı var yani 3'te 1'i beklemiyor faiz arttırımı. Bazı ekonomistler hala beklemiyor. Çok büyük hata olur. Ben öyle yapacağını düşünmüyorum. Çünkü 22 Ekim travması var. Çok ciddi bir travma yaşadı o dün piyasalar. O gün 200 baz puan arttırsaydık geçen ay 475 attırmaya zorunda kalmayabilirdik. Niye biliyor musunuz? O gün piyasa faizi zaten 12,5'lardaydı. Bizim şeyimiz 10,25'ti. Yani orada 2 puan arttırsak herhalde piyasa bu kadar karışmayacaktı. Şimdi, onun için bugün ben dediğim gibi 100-150 baz puan yapıp Ocak'ta da devam etme ihtimali var. Hep şöyle bir Robin Brooks'un grafiklerinde bir 7,5 sınırı var. 7,5'un aşağıya doğru kırılması için beklediğimiz bir faiz mi var yoksa o faizle yarışan bir enflasyon mu var? Oradaki şeyimiz ne? Yani zaman skalamız nasıl bir şey? Şimdi bizim kuru düşürmemiz için bir kere iki tane nedenle düşer kur. Bir, güven yine aynı şekilde. İşte başta hukuk, özgürlükler, demokrasi uzun vadeli. Doğru. Bir güven gerekiyor. O güven zamanında gelmiş. 2001'de biraz önce bak çok önemli bir şey soracağım. %60'tı dolarizasyon 2001'de krizde. %60'dan 2011'de %27'ye inmiş. Yani vatandaş yarısı dövizini bozmuş TL'ye geçmiş. Ama bu hemen olmuyor. O güven inşası şey oluyor, zor oluyor. Bir şey vardır ya güzel bir cümle
Güven bedendeki ruh gibidir. Çıktığı zaman hemen geriye dönmüyor. Bir zaman gerekiyor. Onun için o biraz uzun vadeli. Diğer şeyi yüksek faiz. Yani yüksek faiz verdiğiniz zaman vatandaş şöyle diyecek. Ya tamam, Türk lirası faiziyle ben enflasyona karşı kendimi koruyorum. Üzerinde biraz para kazanıyorum. O zaman tasarrufumu arttırıyorum diyor. Yani bir grafik herhalde geldi. Ben... Okey, tamam. Bu eski bir grafik. Eski bir grafik. Meksika'nın şeyi. Yani kur konusunda da eğer şey yapmam istersen. Biz yani bu... o 7,5 kırmamız için faizin biraz daha, biraz daha yüksek. Yani sonra da indirimlere mi gelir? Şimdi şöyle, faizi indirmemiz için önce faiz arttırmamız lazım. Doğru. Şimdi bu pandemi döneminde faiz arttıran neredeyse tek ülkeyiz. Maalesef. Yani pandemide faiz arttırmak da çok kötü bir şey. Çünkü yani insanların, esnafın borçlanıyor, kredi ihtiyacınız var. Her yerde faizler sıfır. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin faiz ortalaması 4. Bizimki 15. 3 katı. Ama niye? Çünkü biz yanlış şeyler yaptık. Yapmışız. Yani hem faizi tutmaya çalıştık, hem dövizi tutmaya çalıştık. Faizi çok düşürmeye çalıştık. Faizi düşürerek enflasyonu düşürmeye çalıştık. 1500 yıllık teoride böyle bir şey yok. Yüksek faiz ancak enflasyon düşer. Ayrıca bunu yaparken de 130 milyar dolar gibi bir döviz rezervimizi kaybettik. Şimdi yapılan bu yanlışları nasıl telafi edeceğiz? Şimdi senin soruna geliyorum. 7.50'nin altında döviz aşağı gelirse benim düşüncem Merkez Bankası kaybettiği rezervleri bir şekilde yerine koymaya başlayacak. Yani bizim şu anda 15 milyar dolar net rezervimiz var ama yaklaşık 65 milyar dolar swap yaptığımız için bizim şu anda net rezervimiz, yani swap'ı koyduğunuz zaman eksi 50 milyar dolar. Yani biz sıfıra inmemiz için, sıfır olmamız için 50 milyar dolar daha kasaya koymamız lazım. Merkez Bankası döviz alacaktır piyasadan. Döviz alması için de kurun bence aşağı gelmesini bekliyor ama onun olması için yerlerin bozması lazım. Bugün yerlerin toplam döviz miktarı 231 milyar dolar. Yerli bozmadan bu iş kımıldamaz. Merkez Bankası o rezervleri zor toplar. Yılbaşından beri 13 milyar dolar yabancılar çıktı Türkiye'den. 2 milyar dolar geri geldiler. Evet. Yetmez. Onun için yerlerin bozması için de yüksek faize gelmemiz lazım. Onun için ben bugün Merkez Bankası olsam en az 2 puan yapardım. En az yapardım. 3 de yapabilir ama 2 yapardım ki, çünkü gerekirse Ocak'ta tamamlardım. 2 yapardım, beklentinin üzerine bir şok verirdim. Çok olumlu. Böylece kur, bence bugün 2 yapsa Merkez Bankası, ben size söyleyeyim 7.50'ye gelir kur. Gelir. Hatta altına bile gelir. Çünkü beklenti 100-150 baz puan olduğu için. Oraya geldikten sonra, bu arada yabancılar da yok zaten. Yani gidip dövizi alacak yabancı da yok. Yarın Noel. Yabancı yok piyasada. Biz bizeyiz. Tabii. O zaman yerli bozacak dövizini. 7'nin elin altına gelecek. Yavaş yavaş Merkez Bankası. Çünkü şu andaki sorun, Türkiye'deki sorun, yani ekonomik anlamda bir faiz enflasyondan çıktı. Bir rezerv sorunu var şu anda. Yani işte 35... Çok daha önemli ama. Hocam eksi 50 milyar dolar kasanız. Çok daha ve önemli. Merkez Bankası sizin paranızı savunacak. Ya Merkez Bankası'nın belirli enstrümanları vardır. İşte dövizi kullanabilir. Bugün Merkez Bankası elinde kalan en önemli tek enstrüman faiz. Ve bunu işte siyasi baskıdan dolayı aylardır radar kullanamadığımız için orada bir güven kaybı oldu. En son toplantıda Sayın Ağbal 475 arttırarak bir piyasaya bir kredi veren, bir kredi açtı piyasaya ona. Geçen haftaki konuşması gayet olumluydu. Yani bir Merkez Bankası Başkanı söyleyebilecek her şeyi söyledi. Söyleyebileceği her şeyi söyledi. Bu toplantıda dediğim gibi benim düşüncem 150 yaparsa o güveni devam ettirir. 100 biraz düşük kalabilir ama 100 de okey. Hiç yok. Ocak'ta devam edecekse eğer. Onun için ya 100 ya 150 bekliyorum. Peki. 14 gibi göreceğiz bakalım rakamı. Bu birazcık da şimdi Kutay Hocam'a dış politika soracağım. Çünkü dünya tatil, Noel falan derken Trump bir şeyler mi yapacak sorusu. Herkes soruyor, ne oluyor? Denizaltılar Hürmüz Boğazı civarında geziyor. İsrail bile yolladı diye bir iddia var. Türkiye ile İsrail'in arasını bulmak için Azerbaycan devreye girdi diye bir iddia var. Önce Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yaptırımlara yönelik açıklamalar. Onu izleyelim, sonra devam.
Türkiye hem Doğu Akdeniz meselesinde hem de S-400'ler konusunda hak etmediği çifte standartlarla karşılaştı. Tüm çabalarımıza rağmen 2020 Avrupa ve Amerika ile ilişkilerimizin suni gündemlerle sınandığı bir yıl oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları vardı. Erdoğan çifte standart vurgusu yaptı. Uzlaşı mesajı verdi. Yeni yılda Amerika ve Avrupa ile olan münasebetlerimizde yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz. Çok yönlü siyasi, ekonomik ve askeri işbirliklerimizi Amerika ile köklü bağlarımızın alternatifi olarak görmüyoruz. Avrupa Birliği'nin de Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Amerika'nın yeni başkanı Sayın Biden'ın da Türk-Amerikan ilişkilerine gereken özeni göstereceğine inanıyorum. Şimdi geçen hafta çok konuştuk. Yaptırımlardan bir şey çıkmadı. Katsa'da da kısıtlı kaldı falan diye ama öyle mi olacak? Hem Kutay Hocam'a soracağım. Birkaç tane şeyim var ama. Birkaç gündür kiminle konuşsam ya Trump bir şey yapacak, bir şey yapacak diyor. Sabaha karşı Trita Partisi Washington'dan bir mesaj atmış. Diyor ki B-52'ler ve denizaltılar Basra Körfezi'ne doğru hareket ediyor diyor. Eğer bir şey yapacaksa bu ara yapacak yani. Biden göreve başlamadan bir şey deneyecek galiba. Çok da görevi bırakmaya niyetli gözükmüyor. Amerikan demokrasisi daha büyük hedefte şu anda diyor. İran değil diyor. İran'dan da bir yanıt geldi bu hareketliliğe. Hareketliliğin sebebini de açıklayalım. Amerika'nın Bağdat'taki büyükelçiliğine bir roket saldırısı düzenlendi. Ve Amerika bunu İran'ın yaptığını veya İran'ın desteklediği milislerin yaptığını düşünüyor. İran burada yönetimi... yine bir kanıt yok. Yok değil mi? Yok. Ama işte onu bahane edip hop bir misilleme, hop bir aksiyon falan böyle bir şeyleri var yani. Böyle bir derdi var. Bu arada da Trump gider ayak herkese affediyor. Affettikleri içinde yani cezayı şeyden çıkartıyor. Böyle bir yetkisi var başkan olan. Çıkardıkları içerisinde Türkiye'nin çok yakından bildiği Blackwater özel güvenlik şirketi de var. Irak'taki pek çok sivilin hayatına kastetmiş olan ve herhangi bir hukuki şeyle de çerçeveyle de ne olduğu ne yaptığı bilinmeyen bir şirket. Bunun yöneticilerini bazıları hapis yatıyordu. Eski askerler de o işlerinde. Trump aniden affetti. Başkalarını da affediyor. Dünürünü affediyor yolsuzluktan falan. Böyle enteresan. Kampanya yöneticilerini affediyor. Ne kadar yolsuzluk varsa onun üstünü örtecek şekilde elinin altındaki isimleri serbest bırakıyor. Hocam İran konusunda bir şey bekliyor musunuz? Ya yok beklemiyorum. Şöyle beklemiyorum. Bir kere 20 Ocağı kadar Amerika'dan herhangi bir şey beklemeyin. Buna Amerika devlet yapısı müsaade etmez. Ben de öyle düşünüyorum evet, da bence. Trump konusunda yok, çok etmez. Herkes bunun, şeyli yani. Bunun en temel örneğini söyleyeyim ben size. Son Senato kararında hani Trump veto etti. Ha. Bu Trump'ın veto ettiği 8-9 tane Senato kararı var. O kararlar Senato içerisindeki Cumhuriyetçiler tarafından geri döndürüldü. Yani şöyle, yani Trump partisi lehine geri döndürüldü bu zamana kadar. Ama son karar, son Senato bütçe hikayesinde Cumhuriyetçiler de Trump'ın vetosunu çok yani dikkate almadılar. Şimdi buradan bakarsanız ben hani bunu beklemiyorum. Bir de okudum şimdi atılan tweet kimdi? Atanını bir tanı... Partisi önemli bir şeydir aslında. Washington'da bir İran asıllı önemli bir think tank'te görevli. Ama siz şey diyorsunuz. Şimdi gereksiz kazan kaynatıyor. Amerika'daki şöyle bir şey var. Hani demin sevgili Murat da söyledi. Amerika'da bu komple teorilerini çok iyi severler. Çok iyi oynarlar. Bunu bir bizim hani silahlı kuvvetlerde savaş tatbikatları gibi komple teorisini oynarlar. Şimdi Amerika'da sistem Trump'a savaş çıksa da başkanlığı bırakmama gibi bir şans vermez. Vermez. Dolayısıyla bir de şöyle bir şey var. Karşınızda bir İran var. Şimdi İran, Türkiye gibi ülkeler öyle Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelere benzemezler. Yemek isteyenin boğazına takılabilirler ve yemek isteyeni öldürebilirler. Doğru. Şimdi Afganistan değil İran.
ve İran'daki... Irak bile değil hatta tabii. Irak bile değil ama Irak'taki hani belki mezhepsel farklılığı kullanma yönünden daha rahat oldu Amerika Birleşik Devletleri. Ama İran'da o da yok. O da yok. Ve Şialık çok serttir bu kanıda. Evet. Yani İran'da şunu düşünüyorlarsa, İran'da işte 40 çeşit insan var. Biz İran'ı harekete geçirince biraz oradaki Kürtleri ayrıştırırız, bilmem neyi ayrıştırırız diyorlarsa çok büyük yanlışa kapılırlar. Ve burada bir kere daha rahmetle anayım. Hasan Onat Hoca'nın Şialık konusunda inanılmaz yazıları ve kitapları vardır. Onunla çok konuşmalarımızda beraber olduğumuzda da hep bu konuyu tartışırdık. Yani o hep şunu derdi. Belki de İran coğrafyası bu dönemin en çok casus barındıran coğrafyasıdır. Ama ona rağmen parçalayamıyorlar İran'ı. Çünkü o Şialık çok sert bir tutkal. Bir de bu ortamda Amerika'nın, İsrail'in İran'a karşı bir savaş çıkartması kendileri adına ne yarar sağlayacak ki sevgili ağam? Dünya zaten salgından dolayı kırılıyor. Doğru. Dünyadaki ekonomik sistem inanılmaz şekilde aşağı doğru evrilmiş durumda. Tüm bunların karşısında sen hep diyorsun ki karşıma bir rakip çıkıyor kardeşim, bu Çin'i birilerinin durdurması lazım, bu benden başkası olmaz diyorsun. Bütün bunlar düşman içerisinde yaratma. Bir de savaş çıkarttığın anda bu kime yarayacaktır? Başat güç teorisi çok açıktır. Hani iki gücün çarpışmasından üçüncü güç Başat olarak çıkar. Dolayısıyla siz böyle bir şey yarattığınız zaman karşınızdaki rakiplere çok daha fazla taviz verme. Ben olduğuna inanmıyorum açıkçası. Peki ben bir müsaadenizi isteyeyim. Bir Sayın Süleyman Soylu İl Emniyet Müdürleri değerlendirme toplantısında konuşuyor. Bir kulak verelim bakalım. 17.648 olay aydınlatılmıştır. Sadece bir veri tabanı eşleştirmesiyle kazandığımız kabiliyet budur. Biyometrik veri ve olay yeri delillerinin paylaşımı, haberleşme entegrasyonlarımız gibi projelerimizin yaptığı katkılar ayrı bir başlık konusudur. Dolayısıyla sağdan soldan atılan yalan yanlış tweetlerle, iftiralarla değil, bu büyük kurumların gerçek kapasitelerine, buradaki tecrübeye, emeğe, yaptıkları işlerden aldıkları neticelere odaklanarak kendimizi değerlendirmek durumundayız. Önümüzdeki yıl öyle görünüyor ki en azından İlk çeyreğinde, biraz aşan bölümünde virüs salgını yine gündemin üst sıralarında olacaktır. İl emniyet müdürlerimizden salgın denetimlerini kesinlikle aksatmamalarını, gevşetmemelerini, özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarındaki denetimlerde vatandaşlarımızla olumlu bir iletişimle ama mutlaka kısıtlamanın amacından sapmadan süreci takip etmelerini rica ediyorum. Şimdi Sayın Süleyman Soylu, biz ona bağlanmadan birkaç dakika önce son dakika bandında da görmüşsünüzdür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş'la ilgili kararı boşlukta bir karardır ifadesini kullanıyor. Selahattin Demirtaş için de teröristtir cümlesini kullanıyor. Bunu belki birazdan sevgili hukukçu Hüseyin Kaya'ya sorarız. Ama biz dış politikada kalalım ve devam edelim ona. Bu olmaz diyorsunuz. Blackwater konusunda bir yorumunuz var mı? Var. Hatırlarsın senle bir telefonla da bu özel güvenlik şirketleri konuştuk. Derslerde de bahsederiz ara ara. Şimdi bu özel güvenlik şirketleri bence geleceğin en büyük güvenlik sorunlarından biri. Şimdi biliyorsunuz savaş da bir hukuka tabi. Tabii. Savaş hukuku dediğimiz bir şey var. Şimdi en son hatırladığım kadar Avustralya'nın bir güvenlik şirketi ya da askerleri Afganistan'da özür diledi falan biliyorsunuz. Şimdi burada başka şeyler de var. Salt Amerika değil. Şimdi Amerikalı özel şirketleri ya da Batı'nın özel şirketlerini ve Rus'un özel şirketlerini konuşuyoruz. Ama dünyada çok kendilerine has bir politik davranışla Çinlilerin özel güvenlik şirketlerini kimse konuşmuyor örneğin. Şimdi Kuşak Yol Projesi içerisinde tüm yatırımlarını koruma kararı aldı 2019'daki Beyaz Kitap'la Çin Halk Cumhuriyeti. Dolayısıyla baktığınız zaman en çok güvenlik şirketi üreten ülke oldu Çin Halk Cumhuriyeti. Şimdi bunların hiçbir kanunsal bir durumu yok. Çok sıkıntılı. Gerçekten de şirketler mi bilmiyoruz? Şimdi tabii. Şimdi, devlet mi şirket mi? Kişinin işlediği suçun sınırı başka bir ülkede.
Şirket başka bir ülkenin şirketi ama şirketin bağlı olduğu ülkenin herhangi bir sorumluluğu yok şirketi üzerinde. Yani şimdi bu öldürme olayı bir devletsel bir suç mudur? Yoksa bireysel bir suç mudur? Şimdi hukukçu değilim ben ama hani okuduklarım bunu gösteriyor. Doğru. Şimdi Blackwater'ın yaptığı katliamı sorumlusu şirketin kurulduğu Amerika Birleşik Devletleri mi? Yoksa işte Afganistan devleti mi? Neden orada görev yaptığı için? Şimdi burada bu da belli değil. Hani böyle bir hukuksal boyut da yok. Şimdi bütün bunlar büyük tedirginlik. İki gün sonra öyle ya hani işte BP'nin özel bir şirket olarak hani Anglo-Saxon Pershing Oil Company olarak kurulup daha sonra İngiltere'deki Avam Kamerası tarafından devletleştirilip bir İngiliz şirketi haline getirildiği düşünüldüğünde iki gün sonra yerleşen özel şirketler o şirketlerin devleti tarafından ben özelleştirdim kardeşim bunların şartlarıyla bunlar artık benim askerim denmeyeceğinin garantisi de yok. Bu da madalyonun öbür tarafı. Öbür tarafı. Dolayısıyla ben biraz bunu güvenlik çalıştığım için şeye vurguluyorum. Hani dünyada ortak bir terörist ve terörizm tanımı yok. O yüzden şöyle oluyor, senin teröristin benim teröristim, senin terörizm sorunum benim terörizm sorunuma denk geliyor. Böyle olunca yakın zamanda da şöyle bir şey başlayacak. Senin güvenlik şirketin benim güvenlik şirketim hikayesi başlayacak. Çünkü yine ortak bir tanım ve ortak bir hukuksal bir çerçeve şey yok, çerçeve yok. Büyük sıkıntı. Şimdi bir de şöyle düşünün. Hadi Amerika'daki, işte Çin'deki, baktığınız zaman Rusya'daki bütün bunlar emekli askerler falan. Yani eğitim görmüş işte özel kuvvetlerde falan. Ve bunlar resmi eğitim sahaları açmışlar. Yani bir silahlı kuvvetler... Bayağı özel ordular kuruluyor yani. Evet yani şimdi... Bu da şeye dönüştür. 1648 öncesine dönüştür. Yani evet yani hatta şöyle açıklayayım ben size. Bir parça tımar sistemine bile dönüştür. Hani Osmanlı açısından biliyorsunuz Osmanlı'da valilerin beslediği şeyler vardır. Askerler vardır ve bu düzenli oldu kurulunca kadar böyledir. Avrupa'nın feodal sisteminde de böyledir. Doğru. Avrupa'da krallar feodalite içerisinde eşitler içerisinde birincidir. Kilise tarafından da ruhani bir güç verilmiş, kabul edilir. Ama onlar derebeyleridir esasında. Yani kral da bir derebeyidir. Alanı vardır, kendi bölgesi vardır. Ama ne yapar? Savaş kararını feodal konseyde aldığı zaman her feodal ona asker vermek zorunda. Şimdi giderek iş düzenli ordudan öbür tarafa mı kayıyor? Hocam geriye gidiyoruz yani. Sonuçta böyle bir orta çağ şehirleri. Böyle bir bu da tabii bugünün siyasal ve askeri yapılanmasında büyük gedikler açabilir diye düşünüyorum. Çok riskli alanlara giriyor. Eski bir asker olarak da bunu çok net olarak söyleyebilirim. Çünkü düzenli ordu demek devletin ordusu demek sorumlu tutulacak bir varlığı temsil eder. Burada şimdi sorumlu kim tutacaksınız? Bu belli değil, şeyi belli değil, sınırı belli değil, her şeyi ortada. Yani belli. Şimdi örneğin Gwadar'da özel Çin şirketi yer alacak. Pekala Çin'de özel şirket kavramı ne kadar etkin? Hani şimdi Batı'da özel şirket vardır da, hani belki onu bir şekilde Batı kanunlarıyla sorumlu tutma çabası içerisine girebilirsin ama Çin'de bu, evet. Yani farklı bir sistem Çin'de, olduğu için. Çin'de şimdi nasıl sorumlu tutacaksın? Bir de bu koruma eğer Çin devleti tarafından veriliyorsa oradaki sorumluluk kime aittir? Örneğin Pakistan devletine mi ait olacak, tabii, Çin devletine mi ait olacak? Egemenlik tartışmasına yani, geri geliyor. Evet, bir de o üçüncü boyutta o. Tam çok güzel söyledin. Yani bir egemenlik boyutu da ortaya çıkartıyor. Şimdi daha eğlenceli bir iki tane haberim var ama bir tanesi birazcık daha kritik. Nereden nereye geldik? Zamanında Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan'ı barıştırmak istiyordu. Sevgili Raygıp Soylu'nun bir İsrail'le önemli bir gazeteci attığı tweet. İlham Aliyev Sayın Cumhurbaşkanı'na diyor ki biz İsrail'le sizin aranızı bulalım. Cumhurbaşkanı da kabul ediyor bu arabuluculuk teklifini. Azerbaycan Dışişleri Bakanı İsrail'e bu mesajı yolluyor.
Belli ki bir kanal açılmış. İsrail biraz şüphelenmiş. İşte ben bu işe girersem Kıbrıs'la Yunanistan'la aram bozulur demiş. Ankara'da belli mesajlar yolluyor. Yani biz İsrail'le görüşmek istiyoruz. Dün galiba geldi. Biz bir adım atarsak hani İsrail bir adım atarsa biz iki adım atarız gibisinden. Azerbaycan'ın arabuluculuğunda Doğu Akdeniz'de bir şey. Ben bunu bekliyordum ve çok da doğru bulanlardanım. Dış politika, yani diplomasi çalışan biri olarak çok doğru bulanlardanım. Çünkü bunu defalarca senle konuşmalarımızda da derslerimde de duymuşsunuz. Ebedi dost, ebedi düşman olmaz. Bir de tabii sürekli hiç görüşmeden sorun çözebilir misin? Yani insan bireysel anlamda da görüşmeden sorun çözülmez. Görüşmek zorundasın. Mecburen tabii. Devlet olarak da görüşmek zorundasın. Bakın şimdi öyle bir bölgedeyiz ki coğrafya kaderdir. Biz bu kaderi yaşıyoruz. Yani şimdi bazen soruyorlar bana ya hocam işte sürekli çatışma halindeyiz. Ya coğrafya çatışma halinde. Orta Doğu dediğiniz yer çatışmasız günü yok. Kafkaslara dönüyorsunuz, herkes birbiriyle sorunlu. Tabii. Balkanlara dönüyorsunuz, tamam belli haritalar çizildi. Bugün Bosna Hersek'in geleceği tartışılıyor. Kosova'nın geleceği tartışılıyor. Hatta şunu söyleyeyim, İspanya'daki Katalanya'nın, Fransa'daki Katalanya'nın geleceği tartışılıyor. Şimdi bu hala bitmedi yani. Ahu, iki dünya savaşı yetmedi. Şimdi siz bu coğrafyadaysanız başka bir çareniz yok. Hocam bir ufak bir anekdotum var. Böyle bir uluslararası konferansa gitmiştim. Türkiye hakkında bir konuşma yapıyorum. Bir Amerikalı şey sordu. Ya dedik ya sizde de kardeşim yatırım yapacağız ama yani yok Irak, yok Suriye falan filan. Ben de beyefendi şuna dedim. Coğrafya kaderde diyorsunuz ki. Dedim ki kusura bakmayın biz böyle bir coğrafyadayız. Dedim ki istiyorsanız siz bir Amerikalı olarak bir teklifte sunuyorum. İşte 300 yatırımcı vardı. Bir teklif sunuyorum. Ben size Irak ve Suriye'ye vereyim. Siz bana Meksika ve Kanada'ya verin. Değiş tokuş yapalım. İstiyorsanız böyle devam edelim dedim. Ne yapayım diye. Hani tamam biz de hepsine dahil oluyoruz. Tamam okey o hani o bir politika biraz ama bir de hocam çok doğru biz söylüyor yani. Bak dün çok kader güzel, yani. Dün akşam çok güzel bir webinar yaptık. Ha evet çok Hüseyin Bağcı Hoca, Mehmet Şahin Hoca ve ben gerçekten çok güzel oldu. Bir 60'a yakın katılımcı vardı. Yani ve hiç ayrılmadan çok güzel bir tartışma oldu yani. Televizyonda canlı yayınlanabilirdi. Televizyon programı gibi oldu çünkü böyle. Orada Mehmet Hoca bir konu attı ve ben de onun üzerinden gittim. Burada onu söyleyeceğim. Şimdi bizim gibi imparatorluk kalıntısı ülkelerin yürüttüğü diplomasiler de bugünün imparatorluğa yakın güçlü devletleriyle olmak zorunda kalıyor. Yani siz şimdi Doğu Akdeniz'de diplomasi yürütürken Amerika ile Avrupa Birliği ile yürütmek zorunda kalıyorsunuz. Suriye'de, Irak'ta diplomasi yürütmek için Amerika ile Avrupa Birliği ile Rusya ile yapmak zorunda kalıyorsunuz. Karadeniz'de diplomasi yürütmek için Rusya ile yapmak zorunda kalıyorsunuz. Kıbrıs konusu Avrupa Birliği, Amerika'sı, Rusya'sı. Libya keza öyle. Şimdi bunun bir nedeni var. Bunun bir nedeni de sizin imparatorluk kalıntısı olmanızdan dolayı orayla diplomasi yürütürken karşı tarafta sizi hala o imparatorluğun bir kalıntısı olarak kabul ediyor. Bakıyor, doğru. Şimdi o reflekslerle. Tabii. Ediyor. O yüzden şimdi Türk dış politikasını anlatırken ya Türk dış politikası saldırgan. Ya iyi tamam saldırgan diyelim. Ne noktada saldırganız? Hataları da söylerim bir kere daha söylemiştim bu programda. İsrail konusu. İsrail diplomasi kurulması gereken bir ülke. Neden? Dünyadaki lobileri nedeniyle. %100 tamam mı? Ben konum değil ama ya gerçekten de, onu. Yani bir de şimdi kuracağınız yani uygulayacağınız dış politikanın da söylemsel inandırıcılığını da ortaya koymanız gerekiyor. Yani İsrail'in Filistin'e yaptığı insanlık dışı davranışları hepimiz kabul ediyoruz. Bu bir insanlık sorunu. Evet. Ama öbür taraftan İsrail'le bu nedenle ilişki kurmamaya siz kendinizi ya da halkınızı haklı gösterebilirsiniz. İç politik olarak bu doğrudur. Ama dönüyorsunuz 21. yüzyılın en büyük mezalimini izleyen Çin Halk Cumhuriyeti ile kank oluyorsunuz.
Bunu kimseye açıklayamazsınız. Hocam hala İsrail'de büyükelçimiz yok değil mi? Yok. Yok. Nasıl yani? Duyurduk. Birisini tayin ettiğimiz. Yani başlıyor. İlişkiler başlıyor. Şimdi bakın bir de şöyle bir şey vardır. Bir de onun piyasada etkisi var galiba. Onu sana soracağım. Diplomasi de bir de şöyle bir şey var. Yani sen diplomatik bağlantıyı Azerbaycan üzerinden kurmak kadar doğru bir şey olamaz bence bu açıdan. Öyle mi? Bence sevindirici. Neden? Çünkü Azerbaycan'ın İsrail'le olan ilişkisi Azerbaycan'ın Ermenistan ve İran politikalarında elini çok güçlü kılıyor. Yani en azından İsrail silahlarını da kullanmak, bak en azından bunun karşılığını söylemlerde alıyorsun. Yani İsrail'den direkt açıklama vardı. Burası Azerbaycan öyle, toprağıdır, Ermenistan çıkmalıdır. Hiç öyle düşünmemiştim. Yani İsrail ile Azerbaycan ilişkisi çok önemli. Ve bir çok kritik bir ilişki. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bizim 20 sene önce bizim İsrail ile olan ilişkimiz Yahudi lobisinin en etkin olduğu iki ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa. Evet yani. Şimdi bu iki ülke de Minsk grubunun eş başkanıydı. Ve Putin'in diyorum yani adamın bir karizmasının dışında gerçekten bir Rusya adına bir dış politik zekası var. Yani bunu Rusya adına bak. Yani tabii Rusya adına. Satranç oyuncusu. Satranç gibi yönetiyor öyle dış bir şey yaptı ki Putin. Kesinlikle. Hem Azerbaycan'ı kazandı. Hem Amerika Fransa'yı dışarıda bıraktı. Hem Azerbaycan'dan dolayı İsrail Yahudi lobisinin bu ülkelerdeki ses çıkartmaması sağlandı. Tüm bunları ve bunları da Türkiye ile beraber yaptı. Şimdi evet, yani Filistin sorunu akıllıca. Tamam kabul. Ama o sorunun parçası bir parça dondurularak Türkiye'nin Türkiye adına pragmatik bir şeyler yapabilirsin. Yani o sorun tamam kardeşim ikimiz arasında sorun. Sorun o. Ama şimdi bir parça bu sorunu bir burada durduralım. Kenarda dursun. Başka dursun. Hani bunu seninle ortak konuşalım. Bunu da sağlayalım. Hani ne yapalım? Şimdi belki Türkiye İsrail ile ilişkisini gerçekten bir seviyeye yükseltirse ya da İsrail Türkiye ile ilişkisini belki Gazze ablukasının kaldırılması konusunda en kolay yöntem bu olacaktır. O zaman öyleydi hakikaten. Hala o noktada mıyız? Tabii tartışılır ama. İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ilişkisi, Mısır ilişkisi belki bu açıdan da bir fayda doğru sağlayacaksın. Doğru. Ama işte bazen biraz daha esnek olmak bazen gerekiyor. İşte çok tenkit ettiğim noktadır bu özellikle AK Parti iktidarları döneminde. Dış politik davranışın iç politik söylemle yönetilmesi bu yalnızca halka yönelik bir şey olur. Dışarıda bunun karşılığı olmaz. Olmayınca da bazen sarpa sarar işler. Hep derler ki Murat, Türkiye-İsrail ile ilişkileri normalleştirdiği anda piyasaların bakışı da değişecek. Böyle bir şey var mı bu kent efsanesi? Yani şöyle aslında yani İsrail olan ilişkiler bence tabii ABD ilişkilerini de etkiliyor. Hmm. Sonuçta bu bir gerçek var. Ama yani çok direkt etki ettiğini düşünmüyorum. Ama uzun vadede tabii ki bu diplomatik ilişkiler, yani ülkelerin araları bir iyi olması ticareti de etkiliyor daha da fazla pozitif anlamda. Algısını değiştiriyor. Tabii ki yani belirsizlikleri de azaltıyor. Uzun vadede diyelim, kısa vadede bir etkisi olacağını etkisi düşünmüyorum. Yok. Şimdi dün Milli Savunma Bakanlığı bir hem tatbikat videosu paylaştı. Ama Kutay Hocam bunu sormazsam olmaz. Kısa yanıt alabilirsem hocam ama biz burada çok tepindik üstünde. Siz de muhtemelen akşam programlarda konuştunuz ama bu yaptırım meselesi gerçekten hava kuvvetlerimizi etkilemeyecek diyebiliyor muyuz Katsan'ın ve Savunma Sanayi Başkanlığı'na gelen o hani kısıtlı da olsa yaptırım paketi. Ya şimdi F-35'i alamamak etkileyecek. Yani bunu söylemenin bir söylememenin bir anlamı yok. Ama bize lazım değil zaten kötüydü falan diyenler şimdi var. Şimdi şöyle yani bunu söyleyeyim ben. Biz hani silahlı kuvvetlerde çalışırken hava kuvvetlerinde çok insan bu F-35'in
yani Türkiye için çok fazla lüks olduğunu, çok pahalı olduğunu, bunun idamesinin kolay olmadığını, Türkiye ne kadar üretim bandında olsa da bunun mekaniğinin, yazılımının ve işte motor sisteminde etkin olmaması nedeniyle bize çok fazla yük getireceğini beyan etmişler. Hı. O dönem gerçekten F-35 yerine daha o işi yapabilecek ucuz, işte Rafael'ler vardı yanlış hatırlamıyorsam, İsveç'ten İngiltere'den vardı, Fransa'dan vardı. Yapmadık bunu, F-35'e gittik o dönemki tercih adına. Bence esas hata orada başlıyordu. F-16'larımız yaşlanıyor. Yaşlı. Yani bizim kendi uçağımızın da 2030'ları bulacağını düşündüğümüz zaman, hani filolara uçağın verilmesi, artık tüm denemelerin bitmesinden bahsediyorum. Bence sıkıntılı. Ama bunu söylerken bir yanlış anlaşılmasın. Her yaptırımın bir alternatifi var. Çünkü Soğuk Savaş döneminde yaşamıyoruz. Şimdi Türkiye çıkıp da ben su alacağım dediği anda ortalık yıkılır. Hani der mi Türkiye, orasını bilmiyorum. Ama yani yıkılır ortalık. Amerika bunu istemez. Haziran'da Sullivan'ın gönderdiği mektubun bence dikkate alınmayan bir parçası var. Son paragrafı. Mektubun son paragrafında diyor ki Sullivan, biz Türkiye'nin Rusya ile olan askeri işbirliğinin siyasi ve ekonomik açıdan da gelişmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin, Murat'ı da ilgilendiriyor bu, ihracat ithalatına baktığımız zaman, dış ticaretine, artık ilk üçte Almanya, Rusya, Çin var. Şimdi bu da büyük tedirginlik yaratıyor. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi ama Avrupa'nın ağırlığı hala yüksek yani şey anlamda. %51. Evet. Hani kabul, evet, hala. Ama bir şey var artık. Ama son dönemde baktığınız zaman inanılmaz bir artış var. Doğru. Bir de tabii şöyle bir şey var. Hani sizin Avrupa'yla ve Batı'yla ilişkiniz, daha doğrusu Amerika'yla ilişkinizi kesen bir etken var. Ya da Amerika'ya bu kadar bağlılık kalmamızı sağlayan etkenler var. 2007'de IMF'e borcunuzu bitirdiniz ve bir daha borçlanmıyorsunuz. Şimdi bu evet, bu bağlamda var mı diyorsunuz? Gelmez, bilmiyorum. Son soru soracağım. Bilmiyorum, soralım o zaman. Yani bizim de bilmediğimiz reklama bir şey var. Reklama gideyim, önce sorayım. Reklamdan sonra bir... Fusta gözüküyor mu? IMF, evet, çok önemli bence. Şu anda onu konuşmakta fayda var. Kime sorduysam yok öyle bir şey. O defter tamamen kapan filan. Şimdi ama bu da işte bağımlılığı azaltan bir etken. Bu gerçek. Doğru. Savunma sanayinizde farklı alanlara yönelmek ve bu alanlarda da üretici olmak. İşte biliyorsun SPRI vardır. Stockholm International Peace Research Institute. Askeri konularda çok iyi rakamlar verirler. Geçen sene dünyada en çok gelişen savunma sanayi ve satıcısı. İlk 5 ülkenin içerisindeyiz biz. Bu da bağımlılığı azaltıyor. Yani şeyin de, teknoloji kuvvetinizi de, çarpan etkisini de arttırıyor. Çok kısa bir ara, sonra dönünce son bölüm biraz siyaset var ama o soruyu da soracağım Murat sana. Biraz IMF. Ünlü tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 2018 yılında bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan dava açılmıştı. İki sanatçı için 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası istendi. Ne o? Yurt dışına kaçmak. Ben kimlerin kaçacağını biliyorum ama söyleme. O davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Metin Akpınar avukatlarıyla birlikte katıldı. Müjdat Gezen'i ise duruşmada avukatı temsil etti. Müjdat Gezen'in avukatı müvekkilinin bel fıtığı sorunu nedeniyle yürüyemez halde olduğunu belirtti. Gezen'in bir sonraki celseye katılacağını söyledi. Eyvallah. Bey, çok geçmiş olsun. Sağ ol hayatım. Yok hayatım, işte söyleyeceğimizi söyledik.
Metin Akpınar ise savunmasını yaptı. Cumhurbaşkanını hedef alan bir söz söylemedim diyen Akpınar, programda sanattan bahsettiğini ve bir durum tespiti yaptığını söyledi. Beraatini istedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali kararı vardı. Erdoğan mahkemeyi ikiyüzlülükle suçladı. Eski HDP eş başkanı Demirtaş için terörist benzetmesi yaptı. Selahattin Demirtaş'la ilgili hüküm aynı mahkemenin mesela İspanya'daki Batasuna Partisi kararındaki gerekçelerle açıkça çelişmektedir. Terör örgütünün şiddet eylemini kınamamayı teröre destek olarak kabul eden bir mahkemenin 6-8 Ekim 2014'te 39 vatandaşımızın hünharca katledilmesiyle sonuçlanan bir eylemin baş sorumlusunun tahliyesini istemiş olması resmen çifte standarttır, hatta ikiyüzlülüktür. Ahim şu anda böyle bir teröristi savunmanın arkasında olduğunu bilmelidir. Ey ahim, sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, bugün Sayın Süleyman Soylu'nun söylediği ahim boşlukta bir karar almıştır. Selahattin Demirtaş teröristtir ifadeleri belli ölçüde kendi içinde biraz yargı taşıyor. Birazdan sevgili hukukçu Hüseyin Kaya'ya soracağız ama biraz Türkiye'nin bu galiba Avrupa kurumlarıyla meselesi devam edecek gibi. Biz bu son zirvede bu konulara hiç girilmediğini gördük. Avrupa maksatlı olarak biraz da belki Merkel'in etkisiyle hiç bu ifade özgürlüğü, yargı reformu bunlar, bu toplara hiç girmedi ama piyasalarda avans verdi gördüğüm aynen, kadarıyla. Aynen, öyle aynen. Mi oluyor yani? Yani piyasalar dediğim gibi biraz avans verdi, biraz kredi açtı. Ama dediğim gibi yani uzun vade bir iyileşme için Türkiye ekonomisinde ve piyasalarda daha da uzun iyileşme hukuktan geçiyor. Yani yargı bağımsızlığından geçiyor. Hala öyle bir beklenti var mı Murat? Bu arada bir şey söyleyeyim. Çok önemli. Ya yatırımcı yani yalnızca efendim, ekonomi değil biliyor musun sevgili Murat? Yok her şey. Her şeyin başı hukuk. Bakın bizim hukuk ekonomi olmadan bir şey öyle olmaz. Hocam yani. Biz ekonomiyi yorumluyoruz. Ekonominin temeli hukuktur. Tabii, yani binanın şey yani bir binanın temeli iyiyse oturursunuz. Ekonominin temeli hukuk iyiyse bir ekonomiye. Şimdi piyasalar ayrıştı demiştim ama ekonominin toparlanması uzun vadede en önemli konulardan biri hukuktan geçiyor. Ya bir fark etmişsinizdir. Sayın Elvan bütün toplantıları Sayın Gül'ü yanına götürüyor Adalet Bakanlığı. Bu değişik bir görüntü. Evet. Yani devam Adalet Bakanlığı Adalet devam yani. Yani yatırımcılarla işte TÜSİAD'la görüşme yaptığında niye? Çünkü hukuk o güveni ancak hukuk verir ama hukukta şöyle bir şey var ya ben haddime ama benim gördüğüm ya, hukukta evet reformlar yargı reformu hayır uygulama gerekiyor. Yani bugün Türkiye'de hukuk yok diyorlar. Hukuk var ama hukukun adaletli olması lazım. Yani A'ya B'ye aynı hükmü vermesi lazım. Yani onun işte oraya yakın olup olmadığına değil tamamen kim olursa olsun aynı kararı vermesi lazım. Yani tamam. Yabancıların ya da yatırımcıların baktığı yani hukukun üstünlüğü budur. Şöyle diyeyim ben yatırımcı gözünde. Bugün yatırımcı geldi yürütmeyle bir iş yapıyor değil mi hocam? Ondan sonra yürütmeyle sıkıntı oldu. Gitti yargıya. Yargı yürütme beraberse hakkını nasıl savunacak? Öyle bir algı da zaten yatırım yapmaz. Ya, o, zaten problem orada. Yani yargının tamamen hiçbir siyasi şeyden kalmadan karar vermesini bekler yatırımcı. Onun için hani şey konusunda, ahim konusunda biz ona üyeyiz. Kararı beğenmeyebiliriz yani. Ben şunu şöyle bakarım. Karar yanlıştır falan ama hani her istemediğimiz, beğendiğimiz bir şeye böyle üstüne gitmek, kızmak da ne kadar doğru o da şey değil. Ya önemli olan ben şey değilim. Dediğim gibi biz hukukçu değiliz ama ya ben bu, şöyle bakıyorum olaya. Hukuk ne olursa olsun hukuk bir karar veriyor. Ne olursa olsun. O hukuk kararına beğensin, beğenirsin, beğenmezsin. Uymak zorundasın madem hukuk varsa. Ya bunun yolları var tabii. Şimdi 3 aylık bir süreç var karar verdik. Ondan sonra itirazım var. İtirazı 1 yıl içerisinde sonuçlandırmak zorunda. Tabii bu süreç içerisinde de iç hukukun
bir karar vermesi gerekiyor. İşlemesi lazım. Şimdi işlemesi gerekiyor. Şimdi mesele orada başlıyor. Yani tutukluluk kavramı tabii, üzerinden tabii. Bir sıkıntı var Türkiye'de. Doğru. Şimdi mahkeme işlemiyor. Mahkeme, ya şimdi cezalandırma yani. Burada söyleyeceğim. 4 yıldır tutuklu olanlar ya var çok sevdiğim arkadaşım var. İstinafta dosyası var. 1,5 yıldır bekliyor. Bir 1,5 yıl daha bekler. Yani. Şimdi burada hukukun yavaş olması da büyük sorun. Ben bir sizden müsaade alayım. Bugün hatta sevgili Murat Eren Balyoz da Ergenekon süreçlerinin en başındaki davası ilk defa dün sonuçlandı. 11 yıldır falan süren bir dava neredeyse. Aklı ziyan beraat etti sonuçta ama haklarını geri alabilecek mi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hakikaten FETÖ operasyonlarına ilk şeyden karşı karşıya kalan isimlerden biridir. Sevgili Hüseyin Kaya'yı yakaladık. Birkaç gündür peşindeydik. Çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hüseyin Bey, bu hem Sayın Cumhurbaşkanı'ndan hem Sayın Süleyman Soylu'dan ahim kararı konusunda bazı açıklamalar geldi. Ben hukukçu gözüyle sizin yorumunuzu merak ederim. Çünkü birkaç öncesine kadar hani işte beğenmiyoruz ama uygulanır, kurumların hepsini bağlar diyorduk. Şimdi biraz daha sert hükümler duyuyoruz siyasilerden. Ne dersiniz? Ya usul açısından bakarsan bu ülkenin sınırları dışında dosyamız sınır kapısından geçip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorsa biz oranın yargı yetkisini kabul etmişiz demektir. Hı hı. Yani yürütmenin, devleti idare edenlerin şöyle bir inisiyatif geliştirmeleri lazım. Dosyayı sınır kapısından dışarı göndermemeleri lazım. Gönderdiğin şeyle ilgili oradan bir netice çıkacaksa onun da hiçbir anlamı yoktur. Bu bir çelişki olur. Yani siyasetin söylediği şey bizim anayasamızın 91. maddesi nedeniyle kabul ettiğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisine usul açısından uymuyor. Türkiye'nin ekonomik, siyasi veya az evvel bir kısmını izledim. Konukların söylediği kaderlerimiz, coğrafya, stratejik, ekonomik kaderlerimiz nedeniyle yargı yetkisini tanıdığımız mahkemelerin kararlarını yok kabul edeceksek şunu yapmamız lazım. Dün Cumhurbaşkanı öyle bir açık kapı da bıraktı. Yani bizi çok zorlarsanız sanıyorum yargı yetkisiyle ilgili bir düzenleme yaparız anlamı çıkan bir şey söyledi. Ben bir ülkenin eğer yargı yetkisini anayasal bir düzenlemeyle ve anayasanın bir parçası olarak başka uluslararası mahkemelere devretmişse bunları tamamen yok saymasının doğru olmadığını düşünüyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Uluslararası mahkemelerin çok adil karar verdiklerini baştan kabul etmemiz anlamına gelmez bu. Doğru. Şöyle bir durum var. Biz hukuku sanki sadece yargının içerisinde, adaleti sadece yargının içerisinde bir şube, bir bölüm olarak görüyoruz. Halbuki yürütmenin de bir tabi olacağı hukuk var. Yasamanın da tabi olacağı bir hukuk var. O ikisini ıskalayıp da görmezlikten gelip de bütün adaletsizliklere ilişkin, bütün hukuki ihtilaflara ilişkin yargıyı sorumlu tutarsak bu üçlü sac ayağının ikisi çökmüş olur. Yargı da diğerinin görevini yapmaktan zaman zaman karşılaştığımız, içinden çıkılamayan bir görüntüyle karşı karşıya bırakır bizi diye düşünüyorum. Şimdi dün efendim sözünüzü kestim de küçücük bir hatırlatma. Dün herkes şeyi paylaştı. Sayın Erdoğan'ın kendisinin de siyasi yasaklı olduğu dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuruları paylaştı. Ve dedik yani o zamanki rejimin işte 28 Şubat sonrası sıkıntıların çözüm yeriydi Strasbourg'daki mahkeme. Şimdi yazık ki aynı muameleyi görmüyor diye. Yorumunuz olur mu buna? Tabii ki olur. Türkiye'de şartlar değiştikçe anlayışlar da değişir. Doğru.
Türkiye'de işler değiştikçe açıklamalar, davranışlar da değişir. Türkiye öncelikle istikrarlı bir zihinsel ihtiyaç var. Yani bir konuda istikrarlı olduğumuzun anlaşılmasına ihtiyaç var. Yani buna süreklilik dediğimiz, sürekli bir davranış, bir kanaate sahip olmamız gerekiyor. Yani bugün için bana zarar veren şeyin yarın işime gelmediği zaman terk edilmemesi gerekiyor. Doğru. Bizim sistemden önce, hukuk reformundan önce bir dürüstlük, tutarlılık ve bir şahsiyet, bir tabii, duruş şeyine ihtiyacımız var. Dolayısıyla bundan sonra hiyerarşi, anayasal sistemin uygulanabilirliği olur. Anayasal sistemin ve hukukun uygulanması konusunda istikrarlı bir davranış geliştirmeyen ülkelerin hallerini görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni Türkiye önemli derecede kararlarını uygulamış bir ülkedir. Tazminatlarını ödemiştir. Hak ihlallerini tanımıştır, tabii. Uygulamıştır. Fakat bizim tanımlamalarımızda, az evvel Sayın Profesör söyledi, tanımlamalarımız ve kavramlarımızda sorunlarımız var. Kavram üretebilme potansiyeli olan bir ülke olduğumuzu idrak edemiyoruz. Yani terör tanımından tutun da mültecilere, oradan temel insan hakları ile ilgili düşünce ve eylem gösteri yapma biçimleriyle ilgili bir türlü bir seviyeyi yakalayamıyoruz. Bazen açıkçası söyleyeyim, kendimize ait inisiyatiflerimiz kanunlardan bile önce geliyor. Yani kanunları aşan bir yaşama biçimimiz oluyor ama kanunları uygulamada siyasi sorunlarımız ve şartlarımız, uluslararası politik durumlarımız, bir bakıyorsunuz ki temel hukuk müesseseleriyle ilgili bizim geriye dönüşlerimiz söz konusu oluyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, İçişleri Bakanı'nın açıklaması, yürütme hukukunun, yani anayasanın ve yasaların yürütmeye verdiği görevlerin yorumlanışı olarak değerlendirilecek. Ama dün itibariyle öncelikle açıklama yapması gerekenler, Türkiye'de yüksek yargı var. Doğru. Anayasa Mahkemesi'nin bir açıklama yapması daha doğru olurdu. Efendim Danıştay'ın, belki Yargıtay'ın, belki çok önemli ceza hukukçu akademisyenlerin açıklama yapması çok daha uygun olurdu. İşte böyle bir olgunlaşmayı, böyle bir şeyi yakalayabilmiş değiliz. Bu hal, yaşanılan bu hal, fiili durum bizim hukuk reformu yapmamızı da engelleyen bir süreç önümüze koyuyor diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Benim anladığım, hani önce hukukçular konuşmalı ve sistemik bir şeyimiz oluşmalı diyorsunuz. Tutarlılığımız oluşmalı dediniz. Dün itibariyle Türkiye'de iki tane hukukçu konuştu diyebiliriz. Biri Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Devleti yönetmekle bir hukukçu nosyonu vardır, yıllardır yönetiyor. Bir taraftan da iç işleriyle ilgili hukuku uygulayan kurumun başındaki diğer, bu konuda söz söyleme hakları elbette vardır. Yani sen bu konuda hiç konuşma diyemeyiz. Ama o konuşmuştur. Bir tane, üç tane akademisyen, efendim Anayasa Mahkemesi Başkanı, Danıştay'dan herhangi biri veya Yargıtay'dan biri konuşmamıştır. Doğru. Türkiye kendisini koruma içgüdüsüyle bu zamanları atlatmaya çalışıyor. Bunun faydalı olduğunu düşünüyoruz. Dün Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra kalkıp şimdi kim ne söyleyebilir? Yani muhalefet çıkıp eleştirecek. Tayyip Erdoğan, neden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulama konusunda bu tür açıklamalar yapıyorsun? İşte
Gördüğümüz bu manzara Türkiye'de yatırımların yapılmasının da kısmen önünü kapayan bir şey. Ya sürekli çelişkiler içerisindeyiz gibi geliyor bana. Hem Avrupa Birliği ile biz aynı süreçte bulunmak, onlarla birlikte Türkiye'nin yeri aslında Avrupa Birliği'dir diyoruz. Ama Avrupa Birliği'nin en önemli kıstaslarını ortaya koyan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına da ulu orta açıklama yapıyoruz. Evet, şöyle bir şey var. O nereden kaynaklanıyor Avhan'ın biliyor musunuz? Şimdi Sayın Demirtaş'ın ve Sayın Kavala'nın veya buna benzer kişilerin dosyalarındaki hukuki nitelendirmelerle onun dışındaki Türkiye'deki siyasi atmosferin aynı cümlelerde değerlendirilmesi söz konusu oluyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kesinlikle Cumhurbaşkanı'yla birlikte çok kişinin terörist olarak ilan ettiği, en azından zihinlerde bunun kesinleştiği bir kişiyi bütün televizyon kanallarında çıkararak 10 milyona yakın veya işte %12-13 oy alacak bir cumhurbaşkanı adayı olarak da takdim ediyor. Yani Türkiye'de siyaset bir şekliyle ayrı gelişiyor, hukuk dediğimiz yargı ayrı gelişiyor. Ayrı gelişiyor. Yani şu sosyolojik durum, siyaset sosyolojisinin bize emrettiği şeyleri öyle bir paramparça ediyoruz ki hukuku neresinden tutup siyaseti neresinden tutup bir araya getireceğimiz konusunda bir türlü inisiyatif geliştiremiyoruz. Yani Murat Bey'in size kısacık bir sorusu var galiba. Hüseyin Bey, çok kısa bir sorum olacak. Çok, hani belki herkesin merak ettiği, şimdi biz bu kararları tanımazsak, AİM'in kararlarını, sonucu ne olacak yani? Nedir bunun hukuki sonuçları? Teknik olarak yani cezası nedir? Yok değil mi? Görünen bir cezası. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun ciddi anlamda yaptırımı yok tabii. Yani yok. Ama şimdi bütün bunların uluslararası sözlerin bağlayıcı olan anayasal uluslararası anlaşmaların mahkeme yetkilerinin kabul edilmesine uymamanın sorunu biz devlet ciddiyeti olarak dışarıda sorunlar yaşarız. Ekonomik yaptırımların buna benzer Türkiye'nin dünyayla bir arada hareket edemesinin önündeki moral, psikolojik yaptırımlar olur. Bunlar normal ciddi yaptırımlardan daha sorunlu yaptırımlardır. Çünkü saygın bir devlet olma konusundaki görüntümüzde noksanlıklar olur. Bunlar normal ciddi yüz yüze yaptırımlardan daha tehlikeli, sıkıntılı yaptırımlardır diye düşünüyorum. Doğru. Daha uzun vadeli, daha yavaş yavaş ve ağır gelebilen yaptırımlar. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Bir cümle eklemek istiyorum. Tabii, çok kısacık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin lehine karar vermede çok cimri davranan bir mahkemedir. Bunu kabul edelim. Fiili durum budur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oluşmuş evrensel hukuk kaidelerini daha çok Türkiye'ye uygularken tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitiren bir hale kendini zaman zaman dönüştürmektedir. Bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin saygınlığına zaman zaman halel getiren bir durumdur. Doğru. Türkiye'nin de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamada göstermiş olduğu sert dünkü açıklamalar gibi açıklamaların bir bölümünün kusuru da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa'nın Türkiye'ye olan tutumudur. Çok doğru. Bu burada uluslararası, yani Hüseyin Bey gerçekten çok iyi açıkladı. Uluslararası hukukun tutarsızlığı da açık ve aşikar. Yalnızca... Evet, uluslararası hukuk aslında temel olarak Birleşmiş Milletler'den başlasak bütün uluslararası hukuk kurumları ve kuruluşları yaptıkları temel emperyalist güçlerin yaptıkları kirli işlerin temizlenmesi için gösteri olarak çoğunlukla kullanılır. Çok doğru. Çok doğru. Emperyalizmin ince işleridir, ince ayarlarıdır. Çok sağ olun. Hakikaten beğenmeyebiliriz, sevmeyebiliriz. Çoğunlukla da
Türkiye lehine karar vermez ve bu konuda da sıkıntılıdır. Ama burada karşılıklı birbirine bir sertleşme var diyor. Bir şey burada eklemem tabii gerekiyor. Çünkü Hüseyin Bey bana da atıfta bulundu. Şimdi bu terör ve terörizm kavramlarının ortak bir noktada bulaşılamaması algı sorunu yaratıyor. Çok doğru. Şimdi diyor ki Avrupa Birliği, sen bize gel üye olacaksan bir kere bu terörizmle mücadele yasasını değiştir. Ya şimdi Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ortam buna imkan vermiyor. Vermez. Yani böyle bir şansı yok ki. O zaman hani şuraya geliyor. Ya ben seni zaten istemiyorum da. Hani arkadan dolanıyorum yani. O boyuta geliyor. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Kolay gelsin. Sağ olun efendim yayınımıza katıldığınız için. Saygılar konuklara da. Şimdi yargı konuştuk ama sürpriz bir ziyaret de var. Bir onun fotoğrafını vereyim. Sonra da hem size yumruğum hem de son kritik soruyu sorayım. Bir de IMF'yi. IMF'yi soracağım. Onu ben de merak ediyorum. Onu ben de merak ediyorum. Şimdi tabii yargı konuşma diyordu ama Yargıtay'ın önemli bir ziyaretçisi varmış. Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i ziyaret etmiş. Bunu sosyal medyadan paylaşmışlar. Hani üstüne kazan kaynatalım, yorum yapalım demiyorum ama yargıdaki meselelerin nabzını tuttuğunu da gösteriyor belli ki. Nezaket ziyareti de olabilir. Önemli bir şey atfetmek de gerekmeyebilir ama sevgili Hüseyin Kaya'nın söylediği gibi Yargıtay Başkanı, Ahim Başkanı bunlar konuşmuyor ve iki siyasi figür konuşuyorsa işin içinde başka türlü sıkıntılar çıkabilir diyor. Ve dönüp geliyoruz sorumuza, kritik sorumuza. Eninde sonunda Türkiye IMF ile o eski standbaylar gibi hani bütçesi sıkanlardan gibi değil ama bir şekilde bir zemin arayışına girecek mi? Çünkü IMF ile görüşüyoruz. Geçen gün ne? Somali'nin borcunu ödedik değil mi? Yani bir iyi bir ilişkimiz var bir de şimdi, IMF ile. Ya IMF'nin üyesiyiz zaten. Üyesi yani, o ayrı şimdi, zaten de para yani, IMF ile görüşmüyoruz, IMF falan. Ya üyesiyiz. Ya üyesi oldunuz. Ben Galatasaray Spor Kulübü'nde üyeyim. Hocam Fenerbahçe'yiz. Hayır yani biz kulüpte üyeyiz ya da yönetimlerdeyiz. Görüşmeyecek miyiz ya? Görüşeceğiz. Yani bir yerde üyeyseniz görüşeceksiniz. Aynı biraz önce katılıyorum. Yani siz bir yerde üyeyseniz, işte biz Avrupa işte o insan haklarında üyeyseniz kararını beğenmezsiniz. Ya üyeyseniz bir şekilde hani uymaya çalışacaksınız. Ya yani burada da aynı şekilde biz IMF'nin bir üyesiyiz. Şimdi tabii değerli dostum Uğur Gürses, işte abim Atilla Yeşilada, işte tabii. Sayın Refet Gürkaynak. Onların bir şeyleri o çıktı böyle, demeçleri çıktı işte yolun sonu IMF diye. Ben de Artunç'la yaptığımız yayınlarda biraz bahsetmeye başladım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi benim kendi tercihim IMF'siz bir yolla devam etmek ama bizim çok ciddi bir dış borcumuz var. Yani gayri safi milli %60'ı oldu. İşte bir 20 sene önce bu %40 civarındaydı. 150 milyar dolardan 420 milyar dolara geldik. Şimdi biz bu kaynağı nasıl bulacağız? 180 milyar dolar gibi biz bir yıl içerisinde dış borç ödememiz var. Kamu ve özel sektör. Üstüne de 30 milyar dolar dış cari açığımız var. Yani 220 milyar dolar para çevirmemiz lazım. Şimdi baktığınız zaman yüklü, uygun maliyetli bu parayı verebilecek tek kurum dünyada IMF. Başka yok. Yani BMF yok. Ya IMF var, başka yok. Benim tercihim IMF, tabii IMF'ye gitmemek. Ama o zaman IMF'nin getirdiği o kredibilite, güveni. Şimdi Arjantin örneği veriyor. Arjantin kötü yönetti. Bence yani biz en son yaptığımız IMF standby anlaşması hepsini gerçekleştirdik ve tamamladık. Borcumuzu da geri ödedik sonuçta. Doğandan önce kapandık. Ve kapandık. Şimdi IMF'nin şöyle bir avantajı var. İki tane avantajı var. Bir, size ucuz bir kaynak veriyor. %1 ile borçlanıyoruz. Bugün ben %6 ile borçlanıyorum. Aradaki farkı ver işte esnafa mesela, zaten sıkıntı da değil mi? İkincisi, IMF size bir çıpa getiriyor. Yani yabancı şöyle bakıyor. IMF program varsa işte harcamaları doğru yönetiliyor. İşte gelirler artırılıyor. Çünkü sizin bir yanınızda bir partner var. Ben şeyde yani, evet bağımsızlığımız önemli, milliyetçi, yani bir IMF'ye mi gideceğiz? O zaman IMF'nin sunduklarını biz yapalım. Ben şunu diyorum, şurada bir hatamız oldu, çok ciddi bir hatamız. Tamamen bir siyasi karar o. IMF'nin çıktığı bir Covid kredisi vardı.
Daha önce de bilmiyorum görüşmüş müydük? Konuştuk. Bizim hakkımız var. 10 milyar doları %1'le alma hakkımız var 5 yılına. Biz bugün 6-6,5'la borçlanıyoruz. Niye aradaki faizi ve o Covid kredisinde biz üyesiyiz ya, bizim hakkımız var. Ödediğimiz kotpar kadar dediğimiz şeye kadar 1,5 katı kadar hakkımız var. Çok detayına girmeyeyim ama %1 ve karşılığında IMF gelip sizin işte hesaplarınıza bakmıyor. Bakmıyor yani bir standby değil bu. Mesela biz bunu kullanmadık. Sadece siyasi, sadece adı IMF olduğu için. Mesela 10 milyar dolar böyle bir dönemde hocam rahatlatmaz mı? %1 bedava 5 yıllığına. Şimdi bunun gibi kaynaklar 2 milyar dolar geldi bakın. Bunlar kullanılabilir. Tabii standby'a da standby daha uzun vadeli. 5 yıllık 47 kontrolü var biliyorsun. Kontrolü var. Bunda bir şey yok hocam. Ama 10 milyar dolar veriyor. 5 yıl hakkımız var. Ya hakkı size diyor ki alın 10 milyar dolar bedava %1'le. Ama adı IMF olduğu için biz bunu tamamen siyasi bir karar. Şu anda esnafın burada, ihtiyacı burada da var. Bir şeyi parmak Merkez Bankası'nın da ihtiyacı var. IMF'le olan ilişkinin bu boyuta gelmesinin bir nedeni de IMF üzerinden dış etkenlerin yarattığı algıdır. Siyasetin yarattığı. Evet, içeride yaratılan algıdır. Yani şimdi tamamen Türkiye, siyasi ve iç politika bence. Hayır, dış politika etkisi işte, var. Yani oradan gelen adam şöyle yapıyor işte. Bunu almazsanız bir daha IMF'i çalıştırmam. Şimdi böyle olduğu zaman IMF tukaka. Anlatabiliyor muyum? Ya zaten IMF yani IMF ile zaten ya ben IMF biz istesek bile şu anda IMF'nin en büyük biliyorsunuz şeyi Amerika. Bildiğim kadarıyla Amerika %17 galiba bir oy hakkı var. %85 de geçmesi lazım. Yani Amerika okey demedikçe zaten IMF falan geçer. Olmaz. Ben IMF gidilebilir mi? Ben düşünmüyorum. Yani bu hükümet gitmez. Başka bir hükümet gelir. Belki de 30-40 milyar bir standby gerekir belirli bir süre. Çünkü likitte sağlıyor size belirli bir süre için. Olabilir ama ben zannetmiyorum. Çünkü dedim ki 10 milyar dolar %1 krediyi bile almadık. Ama o zaman IMF'ye gitmiyorsak IMF'nin pozitif şeylerini alıp bizim kendimiz yapmamız gibi, lazım. IMF varmış gibi konuşuyor. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben ayağınıza teşekkür sağlık ederim. Buralara kadar. Önemli karar. Hem Kutay Karaca ile hem Murat Salman'la konuştuk. Bugün akşam Noel. Türkiye'deki Hristiyan aleminin bayramını kutlamış olalım buradan. Ve yeni yıla doğru da iyilik yapmanın bir yolunu gösterelim. Akşam sağlı sollu da beraberiz. Lösemi çocuklarımıza umut olsun diyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Çok mutluyuz. Çocukları lösemi hastası. Tedavileri pahalı, bakımları hassas. Aferin. Minikler daha iyi olsun diye 2021 yılından sağlık umut ettiler. Umut etmekle kalmayıp harekete geçtiler. Lösemi hastası çocukların anneleri LÖSEV'in öncülüğünde bir araya geldi. LÖSEV hediye dükkanı açtı. LSV dükkanı biz iyi şeyler dükkanı diyoruz. Yani bir anne aslında çocuğuna ne vermek isterse işte o anneler içeride üretimlerini gerçekleştiriyor. Bez bebeklerden seramik hediyelere, doğal tarım ürünlerinden özel pastalara kadar kim ne yapabiliyorsa yaptı. Kimi köyünden nohut getirdi paketledi, kimi zeytinlerini tek tek toplayıp satışa hazır hale getirdi. Reçeller yaptılar, salça kavanozladılar. Yeni yıl için yılbaşı sepetleri hazırladılar. Biz siparişlerimizin gelmesini bekliyoruz ve geldikçe de mutlu oluyoruz bir anne olarak. Çünkü başka çocuklara umut olsun istiyoruz. LÖSEV Hediye Dükkanı Ankara'da ancak internet üzerinden de Türkiye'nin her yerinden sipariş verilebiliyor. Elde edilen gelirin tamamı lösemili çocukların tedavi, eğitim ve sosyal ihtiyaçları için kullanılacak. Şu anda yılbaşı siparişlerimiz çok yoğun. Şu yılbaşı için hazırlanıyoruz. O spesiyal çikolatalarımız, dökme çikolatalarımız. Çalışıyoruz. Lösemili çocuklara can olması için.